Coğrafya 2024. yıl test toplusu, dünya havadisi 240 testi. Burada 100'e kadar tehlilin birinci listede vermiştim. Burada ikinci liste 101'den başlayarak tehlili vereceğim. Tehmini bir saat sağ diyelim etrafında olan da diyeneceğim. Ardı meselelerdi. Meseleleri çok cumak üçüncü listeye kalacak. Muvafık olarak ehalinin sığ ve seyrek mesulaştığı arazileri müeyyen edin. Ehali sıktı harda. Orta Sibir olmaz, Grenlandiya olmaz. Mesopotamya'da ehali sıktı 3. Büyük Çin üzerinde ehali sıktı 4. Hint Kankovalı'nda ehali sıktı 5. 3, 4, 5 ile ehali sıktı. Bunlar geleceği birinciye. 3, 4, 5. Ehali sıktı. Mesopotamya balığı. Demeli Irak'ın arasında de ehalinin sık olduğu yerdi. Büyük Çin düzenliği, Çin'in şerkisesi ehali edinin artık sıktı. Hint Kongo'yu aldı ki Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'in arasında ehalinin dünyadan sık olduğu yerlerdendi. Kaldı ki seyrek olduğu yerler Orta Sibir yerde. Sibir'de Çeçen kontinental iklim var. Orada ehali oldukça seyrekli. Grenlandiya. Sadece şu andaki milyondu, bunun 1.8 milyon kapatı kilometre buzla örtüldü. Yaşamak mümkün dögür. Ve suyun olmadığı Gobi Sahrası. Bu yerlerde yaşamak çok çetindir. O yüzden buralarda da ehali olduğu seyrek meskunlaşır. Demeli buralarda uygun geldi ikinciye. Demeli ehali sıktı. 3, 4, 5'te. 3, 4, 5. Ehali seyrekti. 1, 2, 6'da cevap oldu demendi. İnsan inşaat indeksinin müeyyen edilmesi zamanı nezere alınan hamleler. Bu İnsan İnşaat İndeksi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın teşebbüsüyle kıymetlendirilen meseledir. Burada nezere alınır neler? Uzun ömürlü nezere alınır A bendinde. Ehalinin yaş tercihçilerinin sayının çok olması nezere alınmır. B bende tasarrufun strukturu nezere alınmır. Emal sanayinin inşaatı nezere alınmır. Ehalinin milli etnik hususiyetleri nezere alınmır. Tahsil seviyesi nezere alınır. D bende sağlamlık nezere alınır. Ehalinin sayı bu mətləbə dəxli yoxdur, məşğulluq problemlərində mətləbə dəxli yoxdur. İnsan inkişaf indeksinin əsas göstəriciləri bunlardır. Sağlamlıq, uzun ömürlük və təhsil səviyyəsi. Aydın ki, həm də maddi təminat. Düzgün cavab yebəndi. Cədvələsdən düzgün sıraları müəyyən edin. Ölkə, dini, dil qrupu. Almanya, deməli, dini xristiyanlıqdır, dil qrupu germandır, düzgündür. Deməli, bir ilə başladı. İtaliya, buddizmə yox, bunlar xristiyanlığa sayış edirlər. Dil qrupu German yox, bunların dil qrupu Roman dil qrupudur. Orada o ikinci sıra səhvdir. Həm dini səhvdir, həm də dil qrupu səhvdir İtaliyanın. Estonya, İslamiyyətə yox, bunlar da xristiyanlığa sayış edirlər. Bu da səhvdir. Dil qrupu Fin, Uğur qrupudur. Deməli, Altay, Ural dilalesinin Fin, Uğur dil qrupundadır. Bu da səhvdir. Qazaxıstan İslamiyyətə sayış edir. Dil qrupu Türk dil ailəsidir. 1-4 düzdür. Tacikistan dini İslamdır. Dil qrupu Sami Hami yox. Dil qrupu bunun. Deməli İran yaxud Fars dil qrupudur. Orada düzgün cavab oldu 1-4. Almanya Xristiyan German və Qazaxıstan İslam Türk. Düzgün cavab A bəndi 1-4. Su urbanizasiyasının təcrübə olduğu ölkəli Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa cavabı düzgündür. Su urbanizasiyasının bildiği kimi əhali iri şəhərlərdən şəhərin ətrafında köçürlər, şəhərin ətrafında yaşayırlar, şəhərin səs-küyündən bir növ uzaqlaşırlar. O mənada bu prosedirə su urbanizasiyası düzgün cavab A bəndi. B bəndə Çin cavabı səhvdir, Küveytdən Çin. C bəndə Meksika cavabı səhvdir, Səudiyyə Ərəbistanı səhvdir. D-də Misir, Polşa, Ukrayna hamısı səhvdir. Y-də də ki Türkiye, İran cevabları səhvdir. Su urbanizasiya güclü inkişaf edilmiş, inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakter. Düzgün cavab A bəndi. Urbanizasiyanın səciyyəvi əlamətləri. Şəhər əhalisinin artması urbanizasiyanın səciyyəvi əlamətli 1. Əhalinin və sənayenin böyük şəhərlərdə cəmlənməsi urbanizasiyanın səciyyəvi əlamətidir. 2. Əhalinin kənd yerlərində miqrasiyası səhvdir. Müəssisələrin kənd yerlərində tikilməsi onun urbanizasiyaya dəxli yoxdur səhvdir. Şəhərlərin ərazisinin genişlənməsi düzgündür.
Şehirlerin ancak deniz sahilinde yerleşmesi, şehirler ancak deniz sahilinde istenilen yerde yerleşebilir. Urbansız tercih ve alamet değil. Demek ki urbansız tercih ve alametler oldu. Şehir ağasının artması, ehalinin ve sahilinin büyük şehirlerde cemlenmesi ve şehirlerin arasının genişlenmesi 1, 2, 5 cevap oldu diye bende. Megapolislerin daha çok yerleştiği regionları müeyyen edin. Megapolis, demeli, şehir aglomerasyonlarının birleşmesinden yararlanan urbanizasyonun en yüksek seviyesidir. Ancak en güçlü inşemiş ülkelerdedir bu. Amerika Birleşmiş Devletleri'ndedir, Japonya'dadır, Büyük Britanya'dadır, Almanya'dadır, Fransa'da Paris, Lyon, evveler megapolis halindeydi. Megapolis şimdi kıymetlendirilmiş son edebiyatlardan. Demek buralar olacak. Japonya'da var, Cenubi Avrupa'da yoktu, Avustralya'da yoktu, Gerbi Avrupa'da var, Cenubi Şerqi Asya'da yoktu, Afrika'da yoktu, Şimali Amerika'da var, Gerbi Avrupa'da var, Japonya'da var. Regionları soruşur. Da sonra atlarında olsa diyecek. Düzgün cevap demek ki megapolisler Şimali Amerika, Gerbi Avrupa, Japonya'dadır. Düzgün cevap sevendi. Başka yerde yoktu. Gerbi Avrupa'nın megapolisleri, göller etrafı Avusturya'da, Reyn etrafı Almanya'dadır, Reyn çayının etrafında düzgündü. Tipis, Avusturya göller etrafındadır, yukarı göllerin etrafındadır, Sept'i, Osaka, demeli megapolis diyor, Japonya'dadır. İngiltere, demeli bu, Büyük Britanya'da İngiliz megapolisi diyorlar buna, düzgündü ve Kaliforniya. O da Amerika Birleşmiş Devletleri'nde Santa Monica'da polisinde. Düzgün cevap oldu. 2-5 cevaba. Gerbi Avrupa'da Cerman dil grubuna mensup karlar. İngilizler, Hollandlar, İsveçliler cevabı düz. İngiliz, Holland, İsveçli bunlar Cerman dil grubuna aittirler. Bir bende Portugallar Roman dil grubuna dahildi. Sonra Seben'de İtalyanlar Roman dil grubuna dahildi. Bir bende Fransızlar, demeli bunlar Roman dil grubuna dahildi, Palyaklar Slavyan dil grubuna dahildi, Yebendi İtalyanlar yerinde Cerman diyor, bunlar da Roman dil grubuna, İspanlar kimi. Bunlar demeli Roman dil grubuna, Macarlar ise Ural dil ailesine aitti. Düzgün cevap İngiliz, Holland, İsveç. Hind Avrupa dil ailesinin Roman dil grubuna mensup olan halkların daha çok yaşadığı regionlar. Roman dil grubuna ait olan halklar daha çok yaşıyor. Şimali Avrupa'da Cermanlar yaşıyor. Cenubi Avrupa'da Roman dilliler yaşıyor. İçi düzdü. Şerqi Avrupa'da daha çok Slavyanlar yaşıyor. Helalci ancak içi. Cenubi Gerbi Asya'da daha çok demeli burada Türk dil grubu var. Burada Pars dil grubu var. Burada Arap dili var. O Cenubi Gerbi Asya'da Roman dil grubu yayılmayıp Latin Amerika'sında Brezilya'da Portugal dili, o da demeli Roman dil grubuna dahildi. Kalan ekser ülkelerde de demeli İspan dildi, o da Roman dil grubuna dahildi. 5 de düz yani. Düzgün cevap oldu. 2, 5 cevap yebendi. Cenubi Avrupa ile Latin Amerika'sında Hind Avrupa dil ailesinin Roman dil grubuna mensup kalılar, geniş yayılırlar. Daha çok dil ailesi yayılan araziler Avrupa'da, Hind Avrupa dillerdi, Cenubi Amerika'da. Burada da Hind Avrupa dillerdi, Şimali Amerika'da yine Hind Avrupa dillerdi. Asya'da dil aileleri Hind Avrupa, Çin, Tibet, Malay dil ailesi var, Ural dil ailesi var, Kafkas dil ailesi var, çoktu. Afrika'da Bantu dilleri var, Nijer Kordofan dilleri var, Afro-Asya dilleri var vesaire. Demek ki 4-5'te dil aileler daha çoktu. Cevap A bende. 4'den 5. Ölçülere uygun gelen paytaxt şehirler. İspanya'nın paytaxtı Madrid'di. 1'e geldi D. Arjantin'in paytaxtı Buenos Aires'di. 2'ye geldi A. Meksika'nın paytaxtı Mexico'di. Mexico City. 3'e geldi B. Hindistan'ın paytaxtı New Delhi. Yeni Delhi'di. 4'e de geldi C. Düzgün cevabı da oldu D bende. Ehalisinin yüksek dağda meskunlaşan ölçüler. Japonya'da yüksek dağlı değil, Türkiye'de yüksek değil, Ukrayna, hemçinin Bolivya, Niderland, Niderland ovalıktadır.
Kanada serpti, Fransa serpti, Polşa serpti, Peru düzeydi, Polşa ovalıkladı, Rumunya düzenleştirdi, Türkmenistan düzenleştirdi, Bolivya, Afganistan, Nepal arazilerinin çok sesi yüksek dalda yerleşen ölçülerdi. Bolivya, Afganistan, Nepal düzenci abiye bendi. Garba Avrupa'nın en büyük şehir aglomerasyonları Manchester septi, London düzdi, demeli Milan septi, İtalya'nın şimalında büyük şehir ormanı büyük şehirdi, Rhein Ruhr düzgündü, Marseille Fransa'da büyük şehirdi ama nihenç aglomerasyon değil, Paris büyük aglomerasyondu. Demek düzgünce bulur, London, Rhein Ruhr, Paris, 2, 4, 6. London, Rhein Ruhr, Paris. London, büyük İngiltere'de büyük bir tane de, Paris, Fransa'da, Rhein Ruhr'da, Almanya'da. Obüsler de büyük şehirdi ama nihenç iri şehir aglomerasyonlar değil. Dünya halkının daha sık meşrulaştığı Aryanlar. Canıbı, Canıb Garbı Asya septi. Avrupa, Şimal Afrika septi. Şergi, Canıb Şergi, Canıb Asya düzdü. Garbı Avrupa düzdü. Dört Aryan burada var. Bir de Avrupa'nın Şimal Şergi var. Şergi, Canıb Şergi, Canıb Asya, Garbı Avrupa. Dördü burada. Bir de Avrupa'nın Şimal Şergi. Dünyada halkının en sık meşrulaştığı Aryanlar. Düzdü. Rabbiye bendi. Savanlı ve çeyrek meşreler donasında iyileşen şehirler. Kahire, demeli Savanlı'da Dücür, Nüvi Dehli Savanlı'da, Peşin Subtropik Kuşağı'da, burada Savanlı yoktu. Brezilya Savanlı'da, Tripoli, demeli Subtropik Kuşağı'da. Demeli Dücün Zabı oldu. Demeli Nüvi Dehli, bizdeki Brezilya. İçiyle dört. Savanlı çeyrek meşreler donasında yani Subtropik Kuşağı'da olan buralarda. İçi dört Zabı. Ehalinin daha sık yerleşmesiyle seçilen araziler. Merkez Avustralya'da ehali seyrekti. Mongolistan'da ehali seyrekti. Bu cevaplar sertti. Bir ben de Fransız Yusuf toprağında Kanada arkalarında burada ehali seyrekti. O acı cevap sertti. Diye ben de Amazon ovalında Patagonya'da Orta Sibir'de ehali seyrekti. Ham sertti. Diye ben de Reyn etrafı Almanya'da ehali sıktı. Nil'in deltası ehali sıktı. Yabadası'nda ehali sıktı. Diye cevabı doğru cevaptı. Diye bendinde Cenab-ı Hakk'ın Hindistan'ımızı Arabistan Hamdası'nın ehali seyrek. Esas olan göre. Düzün Rab diye bendi. Tabi artım yükseldirmesi istikametinde demografi siyaset aparan ölçerli müeyyen edin. Demek bu ölçerde ehali artma boyunca da tabi artımın artırılmasında, yükseldirmesinde bu ölçer maraklıdır. Hem de var bu ölçerde imkanları var. Maddi cihetin ehaliye kümeylemekle bunlar maraklıdırlar. Şey ehali nasıl artsın. Fransa düzgündü, Avustralya düzgündü 1-2. İndonezya'da artım etmen artış yoktu. Bunlar maraklı değiller. Bir ilde 5 milyona kadar ehali artır. Brezilya'da tabi artım çok yüksek ihtiyaçları yoktu. Danimarka'da ehali artmıyor. O yüzden demografi ehali artımının yükseldirmesine yönelilen demografi siyaset yapardılar. 1-2-5. Hindistan'da eksiden metrulaştırmasına doğru siyaset yapardılar. Düzgün cevap 1-2-5 cevap oldu. Yebendi. Demografik partlaşın sebebi olduğu ölçüler. Estonya yok, Nijerya düzdü, Çili düzdü. Çin'de partlaş yoktu ama artım yükseldi. Nijerya, Çin'e, Bangladeş demografik partlaş buldu. Bu ölçülerdi. Demografik partlaş ehalinin tabi artım olduğu yüksek olması demeydi. 2 faiz, 3 faiz yahut her bin nefere karşı 20-30 nefer bir ilde tabi artım olur. Bir cevabı düzgündü. C'de sepnedi. Yeni Zelanda, Polşa, İsveç üçü de septi. A'da Estonya esas sebebi, B'de Ukrayna'da demografi patlayış yoktu, Moldova'da, hem Çin'de hem de Yunanistan'da, Polşa'da, Belçika'da hiçbirinde demografi patlayış yoktu. Yer kürtesinde ehalinin geri verme meskunlaşmasını tehdit eden esas amiller, ölçelerin inzibatı arazi kuruluşu, ehalinin geri verme meskunlaşmasını tehdit eden amil değil. Emeklum istihsas ailelerin inşafı vacip şartı. Emeklum yerine İstihsas ailelerine çok iş gücü gösterebilir ve orada ehali çok olacak. İşi vacip şartı. İklim şeraiti vacip şartı. İklimin elverişli olduğu yerde insanlar yaşama adamları aldır. Devlet idare etme formasının dekli yoktur. Monarkiyadır, konstitüsyaldır, respublikadır, unitardır, federatifdir. Bunun idare etme formasının dekli yoktur. Erazinin relief hususiyeti vacibdir. Demek ehali meskunlaşında bu amilleri emeklum istihsas ailelerinin olmasına iklim şeraitine relief pişir verir. Oşcan Salim mülkü yakışırdı ama meskunlaşmada o kadar da büyük ehemmiyete malik değil. Düzgün cevap 2, 3, 5 cevap oldu, yevendi.
Ormanda seviyesi nispeten yüksek oldu Afrika özelliği. Afrika'da ormanda yükseldi. Bir şimalda bir de canımda. Şimalda El Cezayir, Etiyopya çatı bölgesi Car canımda düzgündü. Misil şimalda düzgündü. 1, 3, 4 Mali Nicer çok çatı bir yerde kalmış. Ormanda seviyesi Etiyopya ile birlikte çok aşağı olan ölçelerdi. Demek düzgün cevap oldu. 1, 3, 4. Bu da olur B bendinde. Emek immigrasyası yüksek seviyesini ile farklılığını ölçer. Emek immigrasyası yüksek seviyesiyle. Meksika, Japonya, Hindistan. Bunların hiçbir, demeli Japonya'da mümkün aldı ama onların dili de çetin, oraya işlemek için gitmek çetindi. Suudi Arabistan, Abuş, Misir, Misir septi. Yemen, Abuş, Porsche septi. Suudi Arabistan, Almanya, Abuş. Suudi Arabistan işlemek için şanardan ehali gelir. Almanya işlemek için şanardan ehali gelir. Amerika Birleşmiş Devletleri'nin hem için işlemek için şanardan ehali gelir. Diye cevabı düzgün cevabıdır. Böyle. İşlemek için gelinen ölçüler. Yemek için migrasyon merkezler değiller buralar. Ehalinin tabiatının ikinci sınıfına ait olan ölçüler. Tunis, Yeni Zelanda, Avustralya. Tunis ikinci sınıfa aitti, Yeni Zelanda, Avustralya birinci sınıfta. Almanya birinci sınıfta, İspanya birinci sınıfta, Büyük Britanya birinci sınıfta. Polşa birinci tip, İsrail birinci tip, Kara Respublikası birinci tip. ABŞ, Fransa, İtalya. Bunlar hamsi birinci sınıfta. Misir, İran, Nijerya. Hamsi ikinci sınıfta. Misir, İran, Nijerya bunlar tabiatının ikinci sınıfına aittiler. Düzünce abiye bendi. Niderland, Danimarka, Belçika devletlerine ait olmayan cihet. Atlantik Okyanus açıkçıları var. Bunların üçünde Atlantik Okyanus açıkçı var. İnşa edilmiş ölçeler, üçü de inşa edilmiş ölçeli. Ehal tabiatının ikinci tipine aittiler. Bunlar ikinci tipe yok, birinci tipe aittiler. Bu ölçülerin sebebi olmayan da tabiatının ikinci tipine ait olmalardı. Yani cevap budur. Kansusyalı Manakya devletleri, üçü de Kansusyalı Manakya devletleri. Garba Avrupa'nın inşa edilmiş ölçelerdi. Üçü de Garba Avrupa'nın inşa edilmiş ölçelerdi. Düzgün cevap sevendim. İran dil grubuna ait olmayan halklar, Türkmen, demeli Altay dil ailesinin Türk dil grubuna dahildi. Arabiler, Afro-Asya dil ailesinin Samahami dil grubuna dahildi. Bengallar, bunlar Hint dillerinde danışırlar, Hintliler de Hint dillerinde danışırlar. Bunlar İran dil grubunda danışmırlar. Düzgün cevap A bendi. B bendinde Tacikler, demeli bu İran dil grubuna dahildi. C bendinde Parslar, Kürtler. Tacikler, demeli İran dil grubunda danışırlar, Afganlar da hemşerinin hamısı, bunlar İran dilleri. Yemen'de Kürtler, Tanışlar, Parslar, bunlar İran dillerinde danışırlar. Yemen'de Parslar, tekçe Parslar, demeli bunlar İran dil grubunda danışırlar. Gagavuz, Özbek'ti, Kırgız'dı bunlar, demeli Türk dillerinde danışırlar. Düzgün cevap A bendi. Ehalinin tabiatını en aşağı seviyede olan ölçüler, Almanca, Fransa, Somali septi, Somali septi. Büyük Britanya, Almanya, Pakistan, Pakistan septi. ABŞ, Kanada, Nijerya, Nijerya septi. Fransa, Almanya, Rusya tabiatının en aşağı olduğu ölçelerdi diye bendi. Y bendinde İtalya, Fransa, İran septi, İran. Düzgün cevap diye bendi. Urbanize seviyesi aşağı olan ölçeler Çad, Sudan, Kamerun, Burkina Faso. Urbanize seviyesi aşağı olan ölçeler şehir ağası buralarda azdı. Azrab düzgünü. B bende İsveç'te, Kuveyt'te, Avustralya'da urbanize seviyesi çok yükseldi. C bende Fransa, Kanada, Japonya çok yükseldi. Arjantin'de yalancı da olsa urbanize yükseldi. D bende Japonya'da, ABŞ'da urbanize seviyesi çok yükseldi. İspanya'da 70-80%, Kuba'da aşağıdı. Y bendinde İsveç'te urbanize seviyesi çok yükseldi. İtalya'da hemçinin. Düzgün cevap bende. Daha aşağı urbanize seviyesinde ile Maliş Afrika ölçü. Daha aşağı urbanize seviyesinde Maliş Afrika ölçüleri. Çar, bir yerler demiştim. Misir, El Cezayir'de 1-5-6'da. Şimal Afrika'da, bir de Canıbı Afrika'da urbanize seviyesinin nispeten yükseldi. 1-5-6'da. Urbanize seviyesi çok aşağıdır. Çat'ta, Büyük Sahra'da yerleşir. Etiyopya'da, Afrika'nın şerginde yerleşir. Çok yerde kalmış. Regionda, bir de Nijer'de. Demeli 2, 3, 4, ormanda seviyesi çok aşağıdır. Düzgün cevap 2, 3, 4. Ehalinin yaş tercihi sistemine uygun gelen muvafık ölçerli müeyyen edin. Şurada burada bir şey bölüm neye? Bu şart işareleri. Uşaklar çöndüren çetik çetik oklardı. Demeli şagul okunu olduğu yukarıda. Damalık işare. Demeli orta yaşlılardı. Ak kanallarda yaşlılardı. Birinci grafikte bir şey verelim. Birinci grafikte
Deməli, İcirmin iki nəfər, İcirmin iki nəfər, hər 100 nəfərdən 22 uşaqdır. İkincidə hər 100 nəfərdən 45 uşaqdır. Deməli, birinci, ikinci daha doğrusu, ikinci uşaqlar ölkəsidir. İkinci uşaqlar ölkəsidir. İkinciyə, həm də baxın, ikincidə, ikinci qrafikdən açıram, yaşlı əhali cəmi 5 nəfərdir. İndi birinci qrafikə qayıdaq. Uşaq 22-dir, yaşlı 65 yaşdan yuxarılar, 64 yaşdan yuxarılar, 17-dir, çox böyükdür 17. İkincidə bu gördük, 5-ə bərabərdir. Qısaca, birinci uşaqlar ölkəsidir, ikinci uşaqlar ölkəsidir, birinci yaşlılar ölkəsidir. Bir az da dəqiqləşdir. İkinci inkişafda olan çatıb ölkələrdir, birinci inkişaf demiş varlı ölkələrdir. Əhali uzun ömürlidir. Ona görə 100 nəfərin 17 nəfər yaşı 65 yaşdan yuxarı olanlardır. Deməli, birinci götürücü inkişaf etmiş ölkədir, ikinci götürücü inkişafda olan ölkədir. A bəndə Fransa, İtalya, ABŞ birinci sıra üçün düzdür. Böyük Britaniya, Angola, Avstraliya, ikinci sıra üçün Böyük Britaniya, Avstraliya səhvdir. B bəndə Fransa, Avstraliya, Çexiya birinci sıra üçün düzdür. Nigeriya, Kenya, İndoneziya ikinci sıra üçün düzgündür. B cavabı doğru cavabdır. İndi o bir cavablarda səhvlərə baxaq. C bəndə Misir birinci sıra üçün səhvdir. Hindistanda səhvdir birinci sıra üçün. D bəndə birinci sütun üçün Kanada düzdür, Meksika səhvdir, Braziliya səhvdir birinci sütun üçün. Y bəndə birinci sütun üçün səhvdir. Birinci sütunda elə ciddi səhv yoxdur. Almanya düzdür, Kanada düzdür, Rusiyada şərt olaraq düzdür. Y bəndində ikinci sütunda Hindistan, Avstraliya. Avstraliya həm də car. Orada əsas Avstraliya. Avstraliyada Avstraliya ikinci sütuna heç uyğun gəlmir. Avstraliya təbiyyatının birinci sütuna aiddir. Düzgün cavab oldu, B bəndi. Yüksək dağlıq ərazilərdə əhalinin seyrək məskunlaşmasının əsas səbəbləri, havanın temperaturunun aşağı olması şərtdir, hava soyuqdur. Ona görə əhali seyrəkdir. Fayda qazından azlığının dəxli yoxdur. Yamacların meylinin çox olması vacibdir. Hərəkət etmək qabiliyyətini çətinləşdirir. Təbii şəraitin əkinçisi üçün əlverişsiz olması, bu da şərtdir, əkinləşmək olmur. Atmosfer yanıqların azlığının mətləbə dəxli yoxdur. Dağ kəmərinin torpaqların geniş tarifləməsinin bunun bir maneçici yoxdur. Deməli, yüksək dağlıq ərazidə əhalinin seyrək məskunlaşmasının əsas səbəbləri havanın temperaturunun aşağı olması 1, yamacların meyilliyinin çox olması 3 və təbii şəraitin əkinçisi üçün əlverişsiz olması 1, 3, 4 cavab oldu, B bəndi. Çində əhalinin sadəcə çoxluğu və təbii artımı dövlət hansı tədbirlər görməyə vadar edir? 1. Ölkənin şimal və qərb rayonlarında təsərrüfatı inkişaf etdirməyə. Çində ölkənin şimalında qərbində əhalinin sayı azdır. Ona görə də həmin yerlərdə təsərrüfatı inkişaf etdirmək vacib məsələlərdən biridir. Bu lazımlı işdir. 2. Əhalinin təbii artımı tənzimləmək üçün daha ciddi tədbirlər görməyə də hələ ki məcburdurlar. Bu da vacibdir. Okyan və dənizlərin sərvətindən daha geniş istifadə etmək də məcburdur. Çünki bunun təbii sərvətləri əhalinin ərzağa, digər məhsullara, istehlak məhsullarına tələbat ödəməyə kifayət etməyə bilir. Burada bu da vacib tədbirlərdəndir. Tibet və Qobi yaylalarında çox əmək tələb edən çəltik əkinlərini genişləndirməyi. Tibet və Qobi yaylaları hündür yerlərdir. Çəltik üçün isti lazımdır, su lazımdır. Bunlarda həm isti çatışmır, həm də su çatışmır. Bu mümkün olan şey deyil. İstəsə də buna imkan yoxdur. Düzgün deyil bu. 5. Ölkənin şərqində sənaye müəssisələrinin yerində buğda əkinlərini genişləndirməyi. Sənaye müəssisələrinin yerində buğda əkmək olmaz. Sənaye müəssisələri də cürbəcür məhsullar istehsal edir. Ona görə də əhalinin çoxluğu, təbii artımı, dövləti, ölkənin şimal və qərb rayonlarının təsərrüfatı inkişaf etdirməyi, ölkənin əhalinin təbii artımı tənzimləmək üçün daha ciddi tədbirlər görməyi və okyan və dənizlərin sərvətindən daha geniş istifadə etmək kimi tədbirlər görməyə vadar edir. Düzgün cavab 1, 2, 3. Bir küçə bağbəndi. Latin Amerikası ölkələr üçün səciyyəvi əlamətlər. Kənd tarafında zəif inkişaf etmişdir. Kənd tarafında burada zəif inkişaf edilmiş, gücü inkişaf edilmiş. Su urbanizasiya prosesi gedir, su urbanizasiya inkişaf etmiş ölkələrdə gedir. Burada inkişaf etmiş ölkələr yoxdur, o cürdə su urbanizasiya prosesi gedə bilməz. Əhali əslən roman dil qrupuna aiddir. Əhalisi əslən Portugal dilində, Braziliyada, İspan dilində, digər ölkələrdə danışırlar. O cürdə əhali əslən roman dil qrupuna aiddir, düzgün cavabdır. Yalancı urbanizasiya Latin Amerika üçün səciyyəvidir.
dörtte düzdi. Ehval tebiat mi çiftim ayetler, bu da seciyebilir. Burada ikinci tipti. Fizi ihtiyatları azdı. Burada dünyanın en büyük mis ihtiyatları, zengin demir fizi ihtiyatları, boksit ihtiyatları azdı diye azdı diyor, çoktu. Bunlar da hoca bu seciyevi değil. Demek Latin Amerika'sı ölçer bütün seciyevi olanlar oldu. 3, 4, 5 cevap oldu A bendi. Urbanitet seviyesi tahayyüksü olan, inşa etmekte olan devletler. İndonezya'da urbanitet seviyesi aşağıdı. Hindistan'da urbanitet seviyesi aşağıdı. Arjantin'de, demek Arjantin yeni sanayileşmiş devletlerden biriydi. Burada urbanizasyon seviyesi 70-70 ölçüde yakındı, 70-80%. Meksika'da urbanizasyon seviyesi yükseldi. Arjantin kimi, Nijer'de aşağıydı, Brezilya'da yükseldi. Yani düzgün cevap 3-4-6'dı. Burada yeni sanayi ölçülerde değildir. 3-4-6 cevap olacak diye bende. Cedvelde verilen malumatlara sen ölçüleri ehalisinin sayının azalmasına göre artı düzün. Ölçüler ehalinin sıklığı ve sahesi verildi. Bir düz kimi ehalinin sayını tapmağından ötürü bir kvadrat kilometre yaşayan ehalinin sayını ölçen sayesinde bulmakla ehalinin sayını tapmak olar. Yani buradaki bu bir kvadrat kilometrede mesela birinci ölçüde 89 neferi ölçen sayesi 781 mine bursa biz ehalinin sayını tapabiliriz. Belediye diyeç. Demek 89 neferi 781 bin kvadrat kilometre bursu ölçüde halini sayılacak 69,5 milyon nefer. İkincide, demek 43 neferi 1 kvadrat kilometreci 43 neferi 1 milyon 648 bin kvadrat kilometre bursu halini sayılacak 70,9 milyon nefer. Ve üçüncü, sahiz 1 kvadrat kilometre 230 nefer sıklığa maruz olan ölçe ehalisini ölçen ehalini sayan demeli 357 bin kvadrat kilometre bursu ödeyecek 83,8 milyon. Demeli sıklığa göre burada alındı. Ehalinin sayının azalmasına göre artı düzmeli diyor içeri. Demeli en çok ehali var burada 3'de 83,8 milyon. Sonra 2'de 70,9 milyon ve 1'de 3, 2, 1 cevabı doğru diye. 69,5 milyon da birinci ölçüledi. Aslında gazetoşalar demeli belirli. Sahası 781 bin kvadrat kilometre olan ölçü bu Türkiye'di. Sahası 1 milyon 648 bin kvadrat kilometre olan ölçü İran'dı. Sahası 357 bin kvadrat kilometre olan ölçü Almanya'dı. Şimdi bu test bilgiler çöhneleyip, şimdi vaziyet belirdi. Şimdi buranın içerisinde en çok ehalisi, tasdikli hesaplamanın manası yoktu. En çok ehalisi olan bu dergi İran'dı. İran'da ehalinin sayısı 88 milyon neferdi. İkincisi Türkiye'de, Türkiye'de ehalinin sayı 85 milyon neferdi. Ve Almanya'da ehalinin sayı bizim demeli hesaplamamız 83,8 milyon alındı. Almanya'da hazır ehalinin sayı 84 milyon neferdi. Yani reallıkla uygun dögür. Ve testteki rakam göstericiler değiştirdi daha yakışı olardı. Ama mesela elli böyle. Demeli bu siyahiye, bu verilen rakamlara göre demeli en çok ehalisi olan Almanya'dı. İkincisi demeli Türkiye'de, üçüncüsü İran'dı. 3, 2, 1. Cevabı bendi. Cedvelde verilen malumatlara esasen ölçeri ehalisinin sayının artmasına göre sıralayın. Demeli ölçede ehalinin sayısı 1 kvadrat kilometre 89 nefer. Sahesi 770 bin kvadrat kilometre. İkincisi ehalisi 45 nefer, sahesi 1 milyon 648 bin. Üçüncüsü sahesi 230 bin, ehalisi 357 bin kvadrat kilometre olan ölçe aynı gayede. Demek bir kvadrat kilometre yaşayan ehalini ölçen sayesinde bulmakla ne kadar ehali yaşadığını tapabiliriz. Birinci ölçüde 89.770'e oranda edici 68,5 milyon. İkinci de demeli 45 neferi bir kvadrat kilometre 45 neferi 1 milyon 648 bin kvadrat kilometre borçlu verici 74,1 milyon nefer ve üçüncü de demeli 232 nefer bir kvadrat kilometre yaşayır. Bunu 357 bin kvadrat kilometre bursu eleyecek 83,8 milyon. Demeli şimdi ehali sayının artmasına göre sıralasak azdan çoka doğru. Demeli 68,5 milyon birinci ölçüde, 74,1 milyon ikinci ölçüde ve 83,8 milyon da üçüncü ölçüde ehali yaşayır. Demeli artıcı olacak 1, 2, 3. Cevap olacak Y bendi.
Ormanda seviyesinin muvafık olarak yüksek, orta ve aşağı olduğu alt ölçülerin doğru belirli sıranı mevcudur. Japonya'da yükseldi, Çin'de orta seviyede, Singapur'da çok yükseldi. Burada sıra septi. Kuveyt'te yükseldi, Bahreyn'de yükseldi, Saudi Arabistan'da da yükseldi. Bu sırada septi. Japonya'da yüksek, Çin'de orta, Bangladeş'te ehal sıkılığı, urbanize seviyesi çok aşağıdı. Orada üçüncü sıra düzgün sıradı. Cevap olacak diye bendi. Dörtte Çin orta, Hindistan orta aşağı, Japonya yüksek, Arzullu septi. Tayland orta yüksek, Japonya yüksek, Singapur çok yüksek. Sıra septi. Demek düzgün cevap. Ehal sıkılığı yüksek olan Japonya'da, ikinci ehal seviyesi, urbanize seviyesi orta seviyede olan Çin'di, üçüncüsü urbanize seviyesi aşağı olan ölçüde Bangladeş'ti. Cevap oldu. Üçüncü sıra. İyi bendi. Fransa ekseriyetinde ehalinin meşhurlu strukturunu eksettiren sistem. Demek ki inşemiş ölçülerde ehalinin çok sesi çalışır. Hizmet sahelerinde inşemiş ölçülerde. Bu Amerika'da da belirdi, Japonya'da belirdi, Almanya'da da belirdi, Fransa'da da belirdi. Ehalinin çok sesi. 75%'den çoksa çalışır. Demek ki hizmet sahelerinde bir 15-20% çalışır sanayide. Çantamında çalışanların sayı ehalinin 3-4% teşkil edir. Bu göre de demek ki en çok yeri tutacağı ağ renkli, boş, renksiz yer. Demek ki ki bu da demek ki Y bendine uygun gelir. İkinci yerde geleceği sanayi en az da çalışacak kent sınıfatında. Düzgün cevap Y bendi. Böyük Britanya iqtisadiyyatının əhalinin məşğulu strukturunu əks etdirən sistem Fransa ilə eyni olacaq. Deməli, əhalinin çox sayda çalışacaq. Xidmət sahəsində, şey bəndindədir bu, haradasa 80-85%. İkinci yerdə gələcək sanayi, üçüncü yerdə gələcək kəntrovda. Ən az kəntrovda çalışanlardır. Cavab tebəndi. İqtisadi cəhətdən PR əhalinin təsərrüfat sahələri bölgüsünə görə inkişaf etmiş ölkələrin müəyyidin. Sanayidə çalışanlar faizlə, kənd tarafında çalışanlar faizlə və xidmət sahəsində çalışanlar faizlə. Bir yaxın testlərdə gördüyünüz kimi inkişaf etmiş ölkədə əhali ən çox çalışır xidmət sahələrində. O cürdə xidmət sahələrində pay nə qədər yüksəkdirsə, deməli, bunlar inkişaf etmiş ölkələrə aiddir. Deməli, üçüncü ölkədə xidmət sahəsinə baxırıq. Üçüncü ölkədə 60% xidmət sahəsində çalışır, dördüncü ölkədə 63% və beşinci ölkədə 69%. Eyni qaydada. Kənd tarafında çalışanların sayı az olmalıdır. Üçüncü ölkədə 11%, dördüncü ölkədə 9%, dördüncü ölkədə, beşinci ölkədə 3,1% kənd tarafında çalışır. Gördüyünüz kimi əhalinin çox az bir hissəsi, PR əhalinin çox az bir hissəsi kənd tarafında çalışır. Və sanayidə çalışanlar. Sanayidə çalışanlar üçüncü ölkədə 29%, dördüncü ölçüdə 28, beşinci ölçüdə 27,7%. Burada əsas göstərici yenidirəm. Cavab olur 3-4-5. Əsas xidmət sahəsində fikir verirəm. Xidmət sahəsi və kənd tarafında. Xidmət sahəsində 60-63-69%. Kənd tarafında çalışanlar 3,1%, 9%, 11%. Düzgün cavab oldu 3-4-5. İnşə etmiş ölçüdə vəziyyət belədir. Cavab oldu D bəndi. İqtisad cəhətdən PR əhalinin təsərrüfat sahələri üzrə bölgüsünə görə inkişaf etməkdə olan ölkələri müəyyənləşdirir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə fikir verici əsas kənd tarafına. Kənd tarafında çalışanların payı daha yüksəkdir. Ki, birinci ölkədə 64%-dir, ikinci ölkədə 58%-dir, dördüncü ölkədə 71%-dir. Deməli, cavab olacaq 1-2-4. 1-2-4 cavab olacaq 1-2-4. 1-2-4. 1-2-4 cavab A bəndindədir. 1-2-4. İndi bu ölkələrdə sanayidə çalışanlara baxın. 18% birinci ölkədə, 26% ikinci ölkədə, dördüncü ölkədə 13%-dir. Bununla təyin edəcəyik. Yoxsa xidmət sahəsinə görə bunlar təyin edilmək çox çətindir. Ən yaxşı burada kənd tarafının ən böyük göstəricilərinə əsaslanacaq. Cavab 1-2-4. Hind Avropa dil ailəsinə aid olan dil qrupları. Sami, Hami, Afro-Asiya dil ailəsinə aiddir. O yüzden bu cevap səhvdir. Roman dil qrupu, deməli, Hind-Avropa dil ailəsinə aiddir. Monqol dilləri Hind-Avropa dil ailəsinə aid deyil. Deməli, hələ ancaq iki. German dil qrupu Hind-Avropa dil ailəsinin bir qrupudur. 2-5. Tungus-Manjur, bu da Çin-Tibet dil ailəsindədir. Bu dillərə aidiyyəti yoxdur. İran dil qrupu
Hind Avrupa dil ailəsinin dil qrupu deyil. Deməli düzgün cavab oldu Roman, German, İran. 2, 4, 6. Eğer bir grupta geçiyor, o da Slavyan grupudur. 2, 4, 6 cevabı oldu. B bendi. Əhalisinin orta sıklığı az, lakin şehir əhalisinin payı çok olan ölçüler grupu. Əhalinin orta sıklığı çok azdı, lakin şehir əhalisi çoktu. Demek ki saati büyük, əhalisinin az olan ve əhalisinin şehirde yaşayan ölçüler. Kanada, Avstriya. Kanada doğrudur, Avstriya sayısı balacadır, o yüzden burada əhalinin sıxlığı yüksəkdir. Kanada, Avstraliya cevab doğrudur. Bunların sayısı, sayısına göre dünyanın en büyük ölçüleri siyasına daxildir ve əhalinin sayısı təxmini 20 milyon etrafında. Yani nəhəng sahə əhalinin sayısı olduqca az. Məsələn, Kanada, deyək 10 milyon kvadrat kilometr sahədə 25 milyon nəfər əhali yaşayır, 1 kvadrat kilometr düşən əhalinin sayısı 4 nəfərdir. Yahut Avstraliya eyni qaydada. 20 milyon deyək ki, əhalini götürür, sahəni 8 milyon götürür. Bu da 1 kvadrat kilometr düşən 3-4 nəfər. O yüzden əhalinin orta sıxlığı az, ona çatmır. Şehir ağası buralarda urmazlı seviyesi 80%'dan aşağı bir. Düzgün cevabı oldu. Bir bende Kanada, Avustralya. Yalancı urbanizasyon seviyesinin olduğu region. Yalancı urbanizasyon şöyle birinci növbede Latin Amerikası ölçeri için karakteristik. Düzgün cevap sevendi. Əhalisinin sıklığının az, şehir əhalisinin payının ise yüksek olması ile fərqlənən ölkələr. Demek ki, bunlar sahəsi büyük, əhalisinin ise az olan ölkələrdir. A bende Hindistan'da çok əhali sıklığı çok yüksəkdir. Urbanizasiya səviyyəsi aşağıdır. B bəndində Fransa'da əhali sıxlığı çox yuxarıdır. 100 nəfərdən çox əhali sıxlığı var. C bəndində Niderland'da əhali sıxlığı çox yüksəkdir. D bəndində Norveçdə də Avstraliyada əhali sıxlığı az. Şəhər əhalisinin payı çox yüksəkdir. Yəni düzgün cavab D bəndi. Y bəndində Yaponiyada əhali sıxlığı çox yüksəkdir. O düzgün cavab D bəndi. Dünya əhalisinin daha sıx məskunlaşdığı iqlim qurşaqları bildiyiniz kimi ekvator iqlim qurşağında əhalinin sayı azdır. O gör ki, həddindən artıq rütubətlidir, yer suyun içərisindədir. Tropik qurşaqda səhralarda əhalinin sayı azdır. O gör ki, kəskin su çatışmazlığı var. Subarktik qurşaqlarda isə çox soyuqdur. O gör də əhali orada da azdır, yox dərəcəsində azdır. O gör də əhali ən çox cəmlənib subtropikdə, subekvatorialda və mülayim iqlim qurşağında. İndi buradakı cavablar içində subtropik şimal mülayim cavabları doğrudur. Subtropik, subekvatorial və mülayim iqlim qurşağında əhali cəmlənib. Cənubi yarımkürədə mülayim qurşağında əhali ümumiyyətlə cənubi yarımkürədə mülayim qurşaq çox az sayılır. Afrikada yoxdur, Avstraliyada yoxdur, Cənubi Amerikada. Ancaq Argentina, Çildədir bir də deməli Yeni Zelandiya dövlətində mülayim qurşaq var. Ümumiyyətlə cənubi yarımkürədə mülayim enliklərdə quru sahəsi olduqca azdır. Demek ki, düzgün cevap oldu. Subtropik şimal mülayim cevap Y bendi. Ölkelerin demografik inkişafını müqayisə etmek için istifadə edilen gösterici. Emigrasiyanın emigrasiyaya olan nisbəti, demografik inkişafı bununla təyin edilmək olmaz, müqayisə edilmək olmaz. Əhalinin sayının ölkənin sayısına olan nisbəti, bu o əhalinin sıxlığına başka bir şey göstermez. Əhalinin təbii artımı demografik inkişafı müqayisə etmək üçün ən yaxşı göstəricilərdən biridir. Əhalinin təbii artımı azdır, çoxdur. Müqayisə etmək olur. C cavabı doğrudur. Əhalinin mütləq artımı, bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, Hindistanda deyək ki, bir ildə 17 milyon, Çində məsələn deyək ki, bir ildə 10 milyon, Azərbaycanda deyək ki, bir ildə təxmin 100 min əhali artır. Bunun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Şəhər ağzı sahəndə bu elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Demoqrafi inkişafı müqayisə etməyin ən yaxşı yolu əhalinin təbii artımıdır. Düzgün cavab seçəndir. 20-ci əsrin sonlarından etibarən əhalinin təbii azalması müşahidə edilən region. 20-ci əsrin sonlarına doğru deməli Şərqi Avropada sosial sistemi dağıldı. Sosial sistemi dağılandan sonra əhalinin təbii azalması baş verdi. Bu görə düzgün cavab Şərqi Avropa. Bu vaxta 20-ci əsrin sonlarına qədər Qərbi Avropada belə idi. Əhalinin təbii azalması olması, əhalinin sayında artım yox idi. Şərqi Avropa sosial sisteminin dağılması ilə
keçid dövrünün çətinlikləri ilə bağlı olaraq Şərqi Avropada əhalinin təbii artımında kəskin şəkildə azalmalar müşahidə olundu. Düzgün cavab B bəndi Şərqi Avropa. Sarıçayan sahilinde yerleşen, megalopolisler, Sarıçayan sahillerinde Sam düzü megalopolis değil, Reyn sahili, Atlantik, Almanya'dadır, Atlantik Okyanı yakınlığındadır, New York, yeni Atlantik Okyanı yakınlığındadır, İngiltere Atlantik Okyanı yakınındadır, göller etrafı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yukarı göllerinin etrafındadır, çipisi bu, Sansan. Deməli, Sarıçayan sahilinde de Amerika Birleşmiş Ştatlarında, Tokaido ise Japonya'da Sarıçayan sahilinde. Düzgün cevap oldu Yemen'di. Yemen'de Tokaido, Sarıçayan sahillerinde de Bosbaş, Atlantik Okyanı sahillerinde. Düzgün cevap oldu Yemen'di. Atlantik Okyanı sahilinde olan megalopolisler. Tokaido, Sarıçayan sahilinde Reyn sahili. Atlantik Okyanı sahili Almanya'da. A cevabı Tokaido'ya göre sebepti. B bendi. Bosbaş. Deməli, Atlantik Okyanı sahilinde İngiltere, yenidə Atlantik Okyanı sahilinde B cavabı doğrudur. C cavabında Sansan. Deməli, bu Sarıçayan sahilindədir. Paris'inde hiç megalopolis sayılmır. C bəndində. D bəndində göllər ətrafı. Deməli, yuxarı göllərin ətrafında Mexiko megalopolisi yoxdur. Y bəndində Bosbaş Atlantik Okyanı sahilindədir. Tokaido Sarıçayan sahilindədir. Düzgün cavab Bosbaş İngiltere cavab B. Kütləvi miqrasiyalar dövründə əsas immiqrasiya rayonlarından biri olub, müasir dövrdə emmiqrasiya zonasına çevrilən region. Deməli, kütləvi miqrasiyalar dövründə əsas immiqrasiya hara gəlinir? Kütləvi miqrasiyalar dövründə əhalinin ən çox gəldiyi yerlərdən biri, məsələn, deyirəm, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Latin Amerikası, Avstraliya idi. Bunların içərisində, məsələn, Latin Amerikasından əhali artıq emmiqrasiya edir Şimali Avropaya. Şimali Amerika'ya bağışlıyorum. Deməli, kütləvi miqrasiya dövründə əsas immiqrasiya rayonlarından biridir. İndi əsas immiqrasiya rayonlarından birinə çevrilən Latin Amerikası o cür sosial inkişaf baxımından. Bunlar Şimali Amerika'dan geri qaldılar. O cürdə, məsələn, bir ildə Latin Amerikası ölkələrindən təkcə Amerika'ya 500 min nəfərdən çox əhali köçür. Bunlara deyirlər Latin dilli, yaxud İspan dilli xalqlardır deyirlər bunlara. Cavab Latin Amerikası. O vaxtı immiqrasiya regionu idi, indi olub da immiqrasiya regionu. Emmiqrasiya regionundan immiqrasiya regionuna çevrilən ərazi. Yəni, əvvəllər buradan gedirlər, indi bura gəlirlər. Aydın dişi bu olacaq Qərbi Avropa. Qərbi Avropadan əvvəlcə, deməli, Şimal Amerika getdilər, Canıb Amerika getdilər, Afrikaya getdilər, Avstraliyaya getdilər, Hindistana getdilər, İngilislər, çox yerə getdilər. İndi Qərbi Avropada əmək ehtiyatlarının çatışmaması başqa regionlardan, həmin Asiya, Afrika, Latin Amerikası ölkələrindən bura əhali gəlməsinə səbəb olur. Düzgün cavab Qərbi Avropa. Avrasiya və Şimali Amerikanın şimal hissələrinin zəif məskunlaşmasının səbəbi Avrasiya Şimali Amerikanın şimal hissələri bir kimi subarktik, artıq iqlim qurşağının daxilindədir. Bura çox soyuqdur, bataqlıqdır. Yaxud tayqadır, təbii şərait əlverişli olduğuna görə bu yerlərdə əhali zəhv məsulaşı bilin cavablar çəkdir. Hidroloji ehtiyatlarının olmaması, hidroloji ehtiyatlarının burada əhəmiyyəti yoxdur, həm də boğulayım. Fayda qazıqlar olmaması, fayda qazıqlar var, burada dəxli yoxdur. Əlverişli təbii şərait imkan vermir ki, burada əhali sıx məsulaşsın. Zəhv məsulaşmanın səbəbi əlverişli təbii şəraitdir. Dediyim kimi, soyuq olması, bataqlıq olması, meşə olması. Əsas soyuq olması. Düzgün cavab əlverişli təbii şərait cavab seçəndir. Əhalisinin əsas hissəsinin dəniz səviyyəsinin 2000 metrdən yüksəkdə yaşadığı ölkələr. Peru düzdür, Gürcistan səhvdir, Polşa səhvdir, Boliviya düzdür, Peru düzdür, Nepal düzdür. Bu ölkələrdə əhalinin çox hissəsi 2000 metrdən yuxarıda yaşayır. Bir cavabı doğrudur. C-də Türkmenistan səhvdir, Kolumbiya səhvdir, Peru düzdür. D-də Çin səhvdir. İndoneziya səhvdir, Fransa səhvdir, yerdə Avstraliya səhvdir, Peru düzdür, İsveçrə yenidə səhvdir. Düzgün cavab Boliviya, Peru, Nepalda əhalinin çox hissəsi 2000 metrdən yuxarıda yaşayır. Azərbaycanda 2000 metrdən yuxarıda yaşayan əhali cəmi cümlətən 9000 nəfərdir. Düzgün cavab B bəndi. Urbanizasiya prosesinin səciyyə və əlamət. Şəhər əhalisinin payının sürətlə artması urbanizasiyanın səciyyə və əlamətdir. Düzgün cavab A bəndi. Şəhər əhalisinin payı sürətlə artır, faizi artır. Bütün dünyada 1900-cü ildə dünya əhalisinin cəmi cümlətinin 10% şəhərdə idi.
2000. yılda bu gösterici 50% katlandı. Dünya halkının yarıdan çoğu şehirlerde yaşıyor. Demek Urban City Press'in seçeneği varlığı şehir halkının payının, yani faizin sürat artması. Zorba bendi. Demografik patlayış müşahede edilir. Afrika ve Cenubi Asya ölçülerinde buralarda demografik patlayış müşahede olur. Afrika'da, Cenubi Asya'da hem de Oşyan ölçülerinde. Düzgün cevap bende. Demografik patlayış ahi. Tabii artım olacağı yüksek olmazdı. 2%, 3% yahut 1000 nefere düşük, en azı 1000 nefere karşı 20, 30, 40 nefer ahal artım var buralarda. Düzgün cevap bende. Ahalinin tabii artımının ikinci püsünün sebebi olmayan alamet. Doğumun yüksek, ölümün aşağı olması, buralarda doğum yüksek, ölüm aşağı doğuyor ki, bu dünyada tehyen inşa edemesi, ölümü aşağı saldı bu. Demeli, tabiatın ikinci tipinde de özünü gösterdiğim. Gebeliği inşa etmekte olan ölçüler için sebebi olması, tabiatın ikinci tipi inşa etmekte olan ölçüler için sebebi de bu da sebebi cahetti. Doğumun ve tabiatın üstü olması, doğum ve tabiatın üstü de bu ikinci tipi sebebi yükseltti. Gebeliği tabiatın üstü olması, ikinci tipi sebebi yükseltti. Ölümün doğuma nispeten yüksek olması, ölüm doğuma nispeten yüksek diyor. Doğum ölmeye nispeten yükseldi. O yüzden seciye olmayan cihet, ölümün doğuma nispeten daha yüksek olması cevap septi. Bu ikinci bütün seciyevi değil. Daha doğrusu cevap yebendi. Geleceğim size hasılsa 100 milyon neferden çok olan ölçüler Kanada 25 milyon, Meksika 100 milyondan çoktu. Kanada yenilerim azdı, Amerika 500 milyondan 300 milyondan çoktu. Çili ehali azdı, Meksika 100 milyondan çoktu. Brezilya 200 milyondan çoktu. Japonya 100 milyondan çoktu. Japonya şehir dedi. Brezilya, ABŞ. Bunlar ehalsın sayı demeli çoktu. Her ikisi 100 milyondan çok. Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 milyon neferden çok. Brezilya'da 200 milyon neferden çok. Hazır ehalı yaşıyor. Düzgün cevap yemendi. Noktaların yerine muvafık ifadelerle tamamlayın. Venezuela için ve Büyük Britanya için. Venezuela için immigration. Seciyem olabilmez. Büyük Britanya için emigrasi seciyem olabilmez hazırda. Beberdi. Venezuela için yalan türbanizasyon, Büyük Britanya için su urbanizasyon. Cevabı doğru değil. Venezuela için yalan türbanizasyon değil. Kentten ehali gelir şehre, şehre yeterli geçirir, bilmir. Büyük Britanya'da ise ehali şehirden şehir etrafına göçür. Düzgün cevap beberdi. Ölçe dağında ettiği təşvim müxtəlifliği onun hansı xüsusiyyətlərinə təsir edə bilər? Çox millətli olmasına təsir edəcək. İnşaat səviyyəsində bunun dəxli yoxdur. İnzibati ərazi quruluşuna, məsələn, deyək ki, vilayət, müxtəliyyət ola bilər. İnzibati ərazi quruluşuna yerli idarə etmə orqanlarının özünü göstərə bilər. Urbanca səviyyəsində təsir etməyəcək. Təsərrüfatın strukturuna təsir etməyəcək. Deməli, etdiyi təşviqin müxtəlifliyi çox millətli olması da bir de inzibati ərazi quruluşuna təsir edə bilər. Düzgün cavab 1, 3 cavab A bəndi. İmmiqrasiya üstün olduğu ölkələrdə əhalinin sayının artım mənbəyi. İmmiqrasiya əgər üstündürsə, deməli burada əhali həm gəlmələrin hesabını artacaq, həm də təbii artım hesabını artacaq. İki yollar da bilər. Əhalinin təbii artımı burada immiqrasiya nəzərə almadı. Əhalinin təbii və mexaniki artımı, təbii artım öz yerində, həm də immiqrasiya olduğunu görə mexaniki artım da var. Deməli, düzgün cavab B bəndi. İki yollardır, həm təbii yollar, həm də immiqrasiya hesabına ki, buna da mexaniki artım dedik. Düzgün cavab B bəndi. Demografi böhranın səciyyəvi olduğu ölkələrdə əhalinin artımının əsas mənbəyi. Demografi böhran əhalinin sayının artıb-artmaması, əksinə azalmasıdır, təbii azalmanın baş verməsidir. Təbii artım yoxdur, azabı səbdi. Daxili miqrasiyanın dəxili yoxdur. Ölkə daxilində əhali yerini dəyişir. Emmiqrasiya gedirsə, deməli, bu artıma gətirməz. Əgər demografik böhran varsa, ölkədə əhalinin sayı artmır, azalırsa, bu ancaq mexaniki artım gəlmələrin hesabında, emmiqrasiya hesabına ola bilər. Buna da biz deyirik mexaniki artım. Düzgün cavab deyə bəndi. Ancaq mexaniki artım yolla bu ölkə arta bilər ki, məsələn, indi məsələn deyək ki, Norveçdir, Almaniyadır, belə ölkələr var indi dünyada. Turbancadır, ölkə daxil hərəkətdir. Düzgün cavab deyə bəndi mexaniki artım. Qərbi Avropanın meqropolisləri, göllər ətrafı ABŞ-da, yuxarı göllərin ətrafında, Reyn ətrafı Almaniyada düzgündür. İki, Bosbaş ABŞ-da. ABŞ'ın şərqindədir. Varşava meqropolisi yoxdur. Polşada. İngiltərə meqropolisi var.
5 doğrulu sansan Amerika Birleşmiş Devletleri'nde sebepti. Demel düzgün cevap oldu. 2, 5 diye bendi. Ehasin Avrupa dil ailesine ait olan İslam dinine sahip eden ölçe Kazakistan Hind Avrupa dillerinde yok. Altay dil ailesinin Türk dil grubunda adı. Mongolistan hemçinin Hind Avrupa dillerinde danışmır. Mısır Demel Afro Asya dil ailesinde Samaham dil grubunda adı. İran Hind Avrupa dil ailesinin demeli bu İran dil grubunda adı. Özde İslamiyet'e sahip edilir. El Cezayir de yeniden demeli bunlar Afro-Asya dil ailesinin Samihab'ın dil grubundadır. Öde İslamiyet'e sahip isterlerdi. Düzgün cevap oldu İran. Hind-Avrupa dil ailesine mensubdu. Ehasıl İslamiyet'e sahip edildi. Cevap de bendi. İnşa etmekte olan ölçerde ehalinin yaş terkiminde uşağların payının çok olmasının sebebi. Ehalinin cins terkiminde kadınların çok olması manasız cevabdı. Şehir ağası üstünü teşkil etmesin bunun mətləbə dəxli yoxdur. Ehalinin sayının çok olmasında mətləbə dəxli yoxdur. Kadınların ictimai fəallığının üstü olması belə deyil. Kadınların ictimai fəallığı zəifdir. Təbiətin ikinci tipinə malik olmaların nəticəsidir ki, anadolanların sayı çox, doğma sayı çox olduğuna görə deməli, ölçənin yaş tərkibində uşaqların payı çoxdur. Düzgün cavab yeyəndi. İnşa etməkdə olan ölçənin əhalisinin sürətlə artmasının nəticəsi. Həyat səviyyəsi yüksəlməz, həyat səviyyəsi yüksəlmir. Sənayenin intensiv inkişafı, sənayenin intensiv inkişafı etmir. Kənd tarafında inkişafı, kənd tarafında normal inkişaf edir. Turizmin intensiv inkişafı, turizm inkişaf etmir. İşsizlik artır. Əhali sürətlə artdığına görə işsizlik artacaq. Deməli, ölkənin iqtisadi artımı əhali artımından geri qaldığına görə, əhalinin təbii artımı İqtisadi inkişafdan geri qaldığına görə işsizlik artacaq. Düzgün cavab yeməndi. Əhalinin yaş qrupu göstərilən qrafiklərdən mərkəzi və şərqi Afrika ölkələrinin uyğun gələni müəyyən edin. Mərkəzi şərqi Afrika ölkələri deməli təbii artıma görə deməli demoqrafik partlayışın baş verdiyi ölkələrdir. Ona görə də burada uşaqların sayı kəskin şəkildə çoxdur. Yəni yaş artdıqca əhalinin sayı azalır. Yəni elə qrafik götürəcək ki, yaş artdıqca əhalinin sayı azalsın. Uşaqdan tutduğu ən yaşlıya qədər. A qrafikində bunu görmürük. 5-9 yaşında olanların sayı azdır. Məsələn, deyək ki, 20-24 yaşa nisbətən. B cavabında həmçinin 0-4 yaşların sayı gördüyünüz kimi xeyli azdır. Məsələn, 8 milyon, amma 14 yaşında olanların sayı 11 milyon nəfərdir. C cavabında 0-4 sonra 5, 9, 10, 14 yaşında olanların ise her biri 12 milyon nəfərdir. O yüzden de burada da aşağıda artım yoktu. Ve bu da düzgün diyor. D bendinde 15-19 yaşların ise 11 milyon. 10-14 yaşların ise 10 milyon. 5-9 yaşındakilerin sayı 9 milyon. 0-4 yaşındakilerin sayı 8 milyon. Y bendine bakın. Demeli 60 yaşından yukarılar diye 2 milyon. 55-59 yaşındakiler 3 milyon. Sonra 50-54 yaşındakiler 4 milyon, sonra 40-44 yaşında olanlar 6 milyon, yaş arttırıcı, demeli yaş azaltıcı əhalı sayı çoxalır, 30-34 yaşlar 8 milyon, 20-24 yaşlar 10 milyon, 0-4 yaşlar 14 milyon. 0-4 yaş, 4 yaşa kadar olanlar 14 milyon, yaş arttırıcı əhalı sayı azalır, Y cavabı doğru cavabdır. Bunlar en geride kalmış demografik patlayışın baş verdiği ölçelerdi. Herkes SXEMES'ten verilmiş ölçelere uygun gelen dil ailelerinin ve dil gruplarının müeyyen edin. Demeli birinci ölçe İraklı, ikinci ölçe Kazakistan'dı, üçüncü ölçe ise Afganistan'dı. Demeli Irak, Kazakistan, Afganistan. Demeli Irak bir düz çimi Afro-Asya dil ailesinin demeli Samihami dil grubuna daxildi. A bəndində düzgün çıxdı. Bir ikinci ölkə Qazaxıstan Altay dil ailəsinin Türk dil grubundadır. Düzgündür. Üçüncü ölkə Əfqanistan Hind Avropa dil ailəsinin İran dil grubundadır. Cavab düzgündür A bəndi. B bəndi ağrı qeyd edəcək. A cavab düzdür. B bəndə bir İraqlılar Altay dil ailəsinin Türk dil grubuna daxil deyil.
İki, Kazakistan'da Afro-Asya Mongol dil grubuna dahil değil. Üçüncü ölçü Hint-Avrupa, Hint-Ari, bu da çarptı. Yemen'de bakalım. Birinci Irak'a yazıp Hint-Avrupa Türk değil. Diyemen'de Afro-Asya, İran, Irak-Sün, İran dil ailesi yazır septi, dil grubu yazır septi. Yemen'de Irak-Sün yazıp Hint-Avrupa, Samihami, Hint-Avrupa diyor bunlar. Demeli Afro-Asya dil ailesinin Samihami grubundadır. Düzgün cevap A'dendi. Demografik kesim birinci mezhep üçüncü seviyedir. A bende doğum ve ölüm arasında farkın olmaması ile tabi artımın aşağı düşmesi. Hazırda bu özün gösterir. Bu demografik kesim dördüncü mezhep. Doğum ve ölüm arasında fark yoktur. Ehalinin sayı sabit yahut azalır. Bu birinci tip ölçülerde demografik kesim dördüncü mezhep şu karakteristik. B bende doğumun yüksek olması, ölümün azalması ve tabi artım yükselmesi bu. İkinci tip ölçülerdedir. Doğumun seviyesi yükseldi. Ölüm sahiyenin inşafıyla bağlı azaldı, tabi artım yükseldi. Bu ikinci tipin hususiyetli. Ölümün seviyesinin sabit kalması, doğumun seviyesinin aşağı düşmesi. Ölümün seviyesi sabitti, doğumun seviyesi aşağı düşür. Bu da birinci tipe yakın göstericidir. Doğumun yüksek, ölümün yüksek, yüksek ölüm neticesinde tabi artım aşağı olması. Bak budur. Temara kestiğim birinci mevzesi yüksek doğumdu, yüksek ölümdü. Tabi artımda çok aşağıdı yahut ehali artmıyor. Bir adı cimşimi min ile ehali iki defa artırdı. Demografi çeşitliğin birinci merhesi hususiyeti budur diye bendi. İnşe bir ölçü için SCB olması, inşe bir ölçü için demografi çeşitliğin dördüncü merhesi SCB'dir. Düzgün cevap diye bendi. Demografi çeşitliğin ikinci merhesi SCB'dir. Demografi patlayış. Demografi çeşitliğin ikinci merhesi SCB'dir. Demeli doğumun seviyesi yüksek kalır, ölüm azalır. Bu da demografik çeşitliğin ikinci merhalesidir. Düzgün cevap bende. Demografik çeşitliğin dördüncü merhalesi karakteristik değil. Tabii artım aşağıdır. Tabii artım aşağı olması karakteristik. Demografik patlayış baş verir. Burada dördüncü merhalede demografik patlayış yok derse demografik böhran olabilir. Düzgün cevap B bende. İnşetmiş ölçüler için SCB'de, inşetmiş ölçüler için SCB'de bu karakteristik. Bazı ölçülerde tabi azalmamış adıdır. Bu da dördüncü merhale için karakteristik. Avrupa kitesi için SCB'de bu da karakteristik. Demografi patlayışın baş vermesi dördüncü merhale için karakteristik değil. Düzgün cevap B bende. Eylül-Venn diyagramına esasen uygun bendleri müeyyen edin. Demografi çeşitliğin birinci merhalesi, demografi çeşitliğin dördüncü merhalesi, birinci, ikinci buralarda, üçüncü de buraların her ikisine ait olan okşar hususiyet. Yeni Gibni Adası, Amazon, Kongo meşelerindeki kabileler bu merhalededir. Bu demografik çeşitliğin birinci merhalesi bu ölçülerde. Bu kabilelerde müşahede olunur. Yani A aitti birinciye, birinci merhaleye. Tabii artım aşağı olması ile seciye, tabii artım aşağı olması seciyedir. Tabii artım her ikisinde aşağıdır. Birincide de birinci merhalede tabi artım aşağı olup dördüncü merhalede de tabi artım aşağıdır. Yani bir aitti bunların her ikisine. Seben inşirmiş ölçülerin ekseriyeti için seyredebilir. Canı çıkmalı ekser inşirmiş ölçüler tabi demografik çeşitliğin dördüncü merhalesindedir. Yani S aitti ikinciye. Yüksek doğum, yüksek ölüm seyredebilir. Yüksek doğum, yüksek ölüm birinci merhalede için seyredebilir. D aitti birinci merhaleye. Bu merhalede olan bazı ölçülerde hatta tabii azalma baş verir. Mesela Almanya'sında, Norveç'inde, İsveç'inde, Şerga Avrupa ölçülerinde hatta tabii azalma baş verir. Bu da demografik çeşitliğin dördüncü merhalesi ölçüsü diyebilir. Ait ikinci merhaleye. Dördüncü merhaleye yani ikinci bende. Demek bir oldu. Biri A'dı. A'da var. A'da var. Evet, cevap A'dı. İkiye S, E, üçe de B. Düzgün cevap A bende. Ehalinin yüksek tabii artımı müşahede edilir. Lakin tabii artımı azaltmak istikamette demografi siyaset hayata geçirilmiyor. İşçi kuvvetinin çatışmazlığı müşahede olunur. Harita sistemde verilmiş hususiyetlerin ait olduğu region ve ona ait olan alamet. Demek ki ölçüde ehalinin tabii artımı, yüksek tabii artımı müşahede edilir. Tabii artımı azaltmamak istediğinde demografi siyaset hayata geçirilmiyor. İşçi kuvvetinin çatışmazlığı şu anda olunur. Demek ki dördüncü region Neft Kastanesi'nin yüksek inşafı. Dördüncü region burada gördüğünüz gibi İran Körfezi ölçelerdi. İran Körfezi ölçelerinde. Demek ki
yüksek tabiatım var. Tabiatını azaltmak istiyorum. Demokrasiyatı eti çeşilmir. İşçilik ve çatışmazlığı müşahede olunur. Ve Çanar'da bu işçiler gelir. Emek immigrasi regionlarından biri değil. Antrofez ölçeri. Yani azabı doğru dördüncü gösterici, dördüncü regemiyle gösterilen, regemiyle Roma adetle gösterilen dördüncü Caba bendi. Buna sebep Nefkası'nın sürekli inşaatı yerli ağın işlemesi Çanar'dan buna işçiler getirirler, gelirler. Caba bendi. Eylül'ün diyagramı nesnenin uygun bendeni müeyyidin. Birincisi German dil grubu, ikincisi Slavyan dil grubu, üçüncüsü buranın her ikisine ait olan hususiyetler. Roman dil grubuna ait ölçülerle serhettirler. German dil grubu ile Roman dil grubu büyük mesafede birbiriyle serhettiler. Ama mesela Roman dil grubu ile mesela Canıbı Avrupa, İtalya'ya serhet olanlardan biri mesela Slovenya. Bunlar Slavyanlardandı. Yahut Rumunya ile mesela Slavyanlar birbiriyle hem serhettiler. Mesela Çekya, Galbi Slavyanlar bunlar, mesela Almanlarla serhettiler. Yani her ikisi hem German dil grubuna dahil olanlar hem de Slavyan dil grubuna dahil olanlar Roman dil grublu ölçelerle serhettiler. Yani aitli buranın her ikisine, yani üçüncüye. Skandinav ölçeri bu grupa aittir. Skandinav ölçeri German dillidir. German dil grubuna dahildir. Bir aitli birinciye. Karadeniz sahilinde bu dil grubuna ait ölçüler var. Karadeniz sahili ölçülerdi. Mesela Ukrayna diyeyim, sonra Rusya diyeyim, sonra Bulgaristan'da bunlar Slavyan dil grubuna. Karadeniz sahilinde olan ölçülerin ekseriyeti Slavyan dil grubuna aittir. Yani siyah aitti Çinciye. Yaldık arazilerde Çeçmiş Sosyalist blokuna dahil olan ölçüler var. Çeçmiş Sosyalist ölçüler bu Şerq Avrupa ölçülerdir. Şerq Avrupa ölçülerinin ekseriyetle Slavyan dil grubundadır. Yani Yaldık arazilerde Çeçmiş Sosyalist blokuna dahil olan ölçüler var diye ait olacak Slavyan dil grubuna. Yani Almanya'nın özü de demeli German dil grubundadır. Burada da sosyalist ölçüsü vardı. Diye ait olacak bunların demeli her ikisi. Her ikisine ait olacak. Almanlar, German dil grubunda Alman Demokratik Respublikası, Slavyanlar merumdu. Sosyal ölçülerin çoğu Slavyan dil grubundaydı. Almanya'da demek German dil grubunda diye ait olacak her ikisine. Bu dil grubuna ait olan bazı ölçüler büyük yediliğe dahildir. Büyük yediliğe dahil olan ölçülerden senin Büyük Britanya, Almanya özü yahut Amerika büyük yediliğe dahil olan ölçüler dedi. Bu ölçüler daha çok German dil grubuna dahil değil. Slavyan ölçüler içerisinde büyük yediliğe dahil olan ölçü yoktu. Bu ölçüde büyük yediliğe ait olan ölçüler demeli German dil grubuna ait olanlar diye de ait olacak birinciye. German dil grubuna. Demeli böyle bir cevap aldı. Birinci alındı B, E. İkinci alındı S. Üçüncü alındı A, D. Cevap oldu A bendi. Uygunluğu müeyyen edin. Tayfa, millet, halk, nesil. Tarihin eyni arazide yaşayan insanların dil, medeniyet, ahlak birliğidir. Bu olacak halk. Tarihin eyni arazide yaşayan insanların dil, medeniyet, ahlak birliği olan halktır. Ait olacak halka. Eyni yaranma tarihinde, tarihine, dini tesebbürlere, diyalekte, adetenlere, maliş nesillerin birliğidir. Bu tayfadır. Yani bir ait olacak tayfiye. Etni mensubiyet, edebi dil, milli medeniyet ve iktisadi münasebetlerin mevcut olduğu birlik bu millettir. Milletin hususiyettir. Siyah ait olacak millete. Kan kohumları birliği olan da nesildir. Diye de ait olacak nesile. Demek ki bir alındı. Bire bi. Cevap var. Ancak bi bende. İkiye si. Üçe a. Dörde de D cevabı oldu, B bendi. 2005. yıl için tertip olunmuş yaş cins piramidasından demografi böhranın baş verdiği iller müeyyen edin. 2005. yılda tertip olunmuş bu yaş cins piramidası. 2005. ilde yaş cins piramidasına bakanda bakıp görürüz ki piramidada 15 yaşta 19 yaş arasında olan say azdı. Ehalinin sayı azdı. Demek ki hemen illerde böhran baş verir. Demografik böhran baş verir. 15-19 yaşlılarda. Şimdi 2005. yılda 15 yaşı
ve 19 yaş olanlar neçenci yılda anadan olurlarsa demeli demeli bir oran Haminillerde baş verir. O günde 2005'ten 19'u çıkacak ve 2005'ten 15'i çıkacak. Ve aldığımız rakamlar 2005'ten 19 şurum 1986 yılında başlayıp demografi bir oran, 2005'ten 15'i çıkan da 1990 yılında demografi bir oran kurtarım. Demeli 1986 yılda 1990 yıla kadar olan dövülde bu ölçede demografi bir oran baş verip. Düzgün cevap oldu 1986-90 cevap oldu devendi. Şimal ve Canım Amerika'da halin yükseklik kuşakları üzere yerleşmesinde olan farklı hususiyet. Demeli birinci uşaklar grafiki öğrenmeye çalışır. Ehalinin hususiyeti faizle verilip, Şimal Amerika noktalarla verilip, Canım Amerika çetik çetik hatlarla verilip. Hündürlük aşağıda üfki hat üzerindedir. Buna bir şey veriyorum. Hündürlük aşağıda üfki hat üzerindedir. Demeli Şimal Amerika'da ehalinin 50% gelderi yaşayır hündürlüğü 200 metre kadar olan yerde. Hündürlüğü 200 metre kadar olan yerde. 500 bin metre kadar olan yerde yaşayır ehalinin 10%. Şimal Amerika'dan danışıyorum. 1000 metrede yaşayır ehalinin 10%. Ve 1500 metreden yukarıda, 1500 metrede demek olan şey ehali yaşamır. Şimdi Ant Dağları'na gelir. Ant Dağları'nda 200 metre kadar hündürlükte yaşayır ehalinin 40%. 200-500 metre kadar ehali düşür 20%, 17-18%. 500 metreden 1000 metre kadar ehalinin payı kalkır 25%. 1000 metrede ehalinin payı düşür 10%. 1000 metreden yukarıda da ehalinin 10%'ından çoksu yaşayır. Demek buradan böyle bir netice çıkartabiliriz ki Ant Dağları'nda ehali daha hündürde yaşayır. Daha çok da ehali. Demek bu cevap aktarıcı. Ant Dağları'nda ehalinin sıklığı Kordiyeli'ye nispeten daha çoktur. Cevap doğrudur. Grafikten de bu görüşür ki, yeniden hündürlüğü verilip burada üfkü hat üzerinde. Ve hatlar da mukayeselerinde görür ki, Canım Amerika'da ehalinin çok sesi dağlarda, hündür yerde yaşıyor. Ama Şimal Amerika'da böyle diyor. Şimal Amerika'da ehalinin alt bir sesi yüksek dağlarında yaşıyor. Düzgün cevap A bendi. Ant Dağları'da ehalinin sıklığı Kordiyeli'ye nispeten çoktur. O bizim entelete okumanın manası yoktu. Sistemdeki demografik göstericilere uygun gelen ölçeler grubunu müeyyen edin. Demeli 1-2-3 nedir? Dairen, çevren içinde. Doğum her bin nefere göre, ölüm her bin nefere göre, bir de tabi artım her bin nefere göre. Birinci grafiğe bakalım. Birinci grafikte demeli doğum her bin nefere karşı 17-18 neferdi. Ölüm diye ki 9 neferdi, tabi artımı 9'du. Demeli 1000 nefere karşı 19 nefer anadan olur. 9 nefer, 18 nefer anadan olur, 9 nefer ölür, 9 neferde artım var. 9 nefer artım var. Demeli 19 şah, 19 nefer anadan olur, 9'u ölür, 9'da tabi artım. Birinci sistem bu. İkinci sisteme bakalım. Her 1000 nefere karşı anadan olanların sayı 40 neferdi. Ölenlerin sayı demeli 20 neferdi. 40 anadan olur tekmini 20. 20 de yok. 18 demeli ölür. Tabi artım olur 22-23 nefer. Demeli 40 anadan oldu. 18 öldü 23 nefer arttı. Demeli birinci sıraya ait olur. Demeli tabi artımın birinci tipi, ikinci sıraya olur, daha doğru tabi artımın ikinci tipi. Bu cevap aktaracak. Şimdi A bende var. ABŞ, Kanada, İspanya. Bunlar hamsi ehal tabi artımın birinci tipine aitler. İkinci sıra, tabi artımın ikinci tipine aitler. Sudan, Etiyopya, Nijerya. Cevap doğru değil. Demeli birinci sırada olan ölçeler, tabi artımın birinci tipine aitler. ABŞ'lı, Kanada'da, İspanya'da. Her bin nefere karşılığında onlarsa 18 nefer, 9 ölür 9 artım var. İkinci sütunda ise, ikinci grafikte ise her bin nefere karşı anadan olan sayı 40 nefer, ölenler 18 nefer, tabi artım 22 nefer. Bu da olur inşaatta olan ölçeler. Ehal tabi artımın Çin tipine ait olanlar. ABŞ, Kanada, İspanya birinciye aitti. Sudan, Etiyopya, Nijerya, Çinciye aitti. Düzgün cevap oldu A bende. O bir cevaplar tetehlenmeye manası yoktu. Aşağıda verilmiş
əhalinin yaş cins piramidalarının uyğun gələ biləcəyi ölçələr müəyyən edin. İndi piramidaya baxırıq, deməli birinci ilə ikinci fərqi nədir? Birincidə bir dedim, əməli başlı piramida kimidir. Yuxarı getdikcə azalır. Yəni yaş azaldıqca əhalinin payı çoxalır. Yaş azaldıqca əhalinin payı çoxalır. İkincidə isə məsələn ən çox əhali 40-50 yaş arasındadır. Uşaqların isə az qala, məsələn 60-70 yaşında olan əhalinin sayına bərabərdir. Qısaca deyək ki, birinci aiddir. Birinci sütun aiddir. Birinci qrapçı aiddir. Bu, əhal təbiyyatının ikinci tipinə. İkinci qrapçı aiddir, əhal təbiyyatının birinci tipinə. Birinci, biraz da sadə deyirsəm, birinci uşaqlar ölçəsidir. İkinci tip ölçələrdir. Uşaqlar ölçəsidir. Birinci de uşaqlar çoxdur. İkinci yaşlılar ölçəsidir. Yəni bu da inkişaf etmiş ölçələrdir. Bunu axtaraq. A bəndə Misir, Suriya, Meksika bunlar təbiyyatın ikinci sinə aid olan birinci qrapçıya uyğun gəldi. İkinci qrapçıya uyğun gəldi. ABŞ, Yaponiya, Meksika. Uşaqlar az, yaşlılar çoxdur. A cavabı yenə də doğrudur. A cavabı yenə də doğrudur. Ölkə əhalisinin sayı ilinlə bəndə 10 milyon 500 min nəfər. Təbii artım hər min nəfərə 6 nəfər olarsa ilin sonunda əhalinin sayını hesablayın. Deməli, 10 milyon 500 min əhali var. 1000 nəfərə tənasib olacaq. 1000 nəfərə qarşı 6 nəfər artım var. 10 milyon 500 min nəfərə olacaq. İkiz və ilin sonunda bir ildə nə qədər əhali artacaq bunu hesablayacaq. Bir ilə. Deməli, tənasibi belə qururuq. 1000-ə 6, 10 milyon 500 minə 2. 1000-ə 6, 10 milyon 500 minə 2. X bərabərdir. 10 milyon 500 mini vuracaq 6-ya, böləcək 1000-ə. 10 milyon 500 mini vuracaq 6-ya, böləcək 1000-ə, eləcək 63 min. Deməli, bir ildə burada əhali 63 min nəfər artacaq. 10 milyon 500 min üzərinə 63 gəlir. Eləcək 10 milyon 563 min. 10 milyon 563 min cavab olacaq D məndir. Deməli, 10 milyon 500 min üzərinə 63 min, eləcək 10 milyon 563 min. Düzgün cavab D məndir. Ölkə əhalisinin sayı ilin əvvəlində 11 milyon 500 min nəfər, təbii artım hər min nəfərə 7 nəfər olarsa, ilin sonunda əhalinin sayını hesablayın. Bəyəqi tənasibdən eyni. Minə 7, 11 milyon 500 minə 2. Belə tənasib quracaq. Minə 7, 11 milyon 500 minə 2. X bərabərdir 11 milyon 500 min. Burasın 7-yə bölünsün 1000. 11 milyon 500 mini 7-yə vuranda edəcək 80 tam onda 5 min nəfər. Minə bölmə şərti ilə. 11 milyon 500 mini burada 7-yə böldük minə. Minlər ixtisadiyyində 11 min 500-ü burdur, 7 edəcək 80 tam onda 5 min nəfər. 80 tam onda 5 min nəfər gəlməliyik 11 milyon 500 min üzərinə. 11 milyon 500 min üzərinə 80 tam onda 5 min gələndə edəcək 11 milyon 500, 80 tam onda 5 min nəfər. Cavab olacaq sevəndir. 11 milyon 500 üzərində 80 tam onda 5 min gələndə edəcək 11 milyon 580 tam onda 5 min. Yəni 11 milyon 580 min 500 nəfər. Düzgün cavab oldu sevəndir. Ölkə əhalisi 2015-ci ildə 3 milyon 150 min nəfər, 2020-ci ildə 3 milyon 228 min 750 nəfər olmuşdur. Bu dövrdə orta illik artımın neçə nəfər olmuşdur. Deməli, bu uşaqlar burada 5 illik fərq var. O cürdə aldığımız rəqəmi 5-ə bölünürük. Əvvəlcə artımın sayını tapaq. Artımın sayını tapaq, fərqi tapaq. 3 milyon 228 minlən 3 milyon 150 minə çıxmaq lazım. Görək, bu dövrlərində əhali nə qədər artıb. Ondan sonra onu ilə böləcük. İndi bunun üçün 3 milyon 228 min 228 tam 175 bin nəfərdən yaxud 228 min 750 nəfərdən 3 milyon 150 mini çıxanda eləcək 78 tam 175 bin nəfər yaxud 78 min 750 nəfər. Deməli 5 ilə 78 min 750 nəfər artıb 5 ilə 2015-dən 2020-ci ilə qədər 5 il artıb. O görə biz bu rəqəmi bölməliyik 5-ə ki orta illik artımın nə qədər olduğunu tapaq. Yəni 78.750-ni böləcəyik 5-ə. Yaxud 78.75 böləcəyik 5-ə. 78.750-ni böləcəyik 5-ə alırıq 15.750. Deməli, bir il orta illik təbii artım olur 15.750 yaxud 15.75 min nəfər.
Düzgün cevap verdi bir bende. Ölçen ahalisi 2016. yılda 3 milyon 300 bin nefer, 2021. yılda 3 milyon 296 bin nefer olmuştur. Bu dönemde ortaya bir artım neçe bin nefer olmuştur? Bir yakın mesele kimi? Yeniden ahalinin sahip ergin tapak 5 ile 2021, 2016 5 yıl var. 5 ile ahali ne kadar artım? Bunun için 3 milyon 296 binden 3 milyon 300 bin nefer çıkmalı lazımdır. Demek ki 96 bin nefer adam artacak. 3 milyon 296 bin çıksın, 3 milyon 200 bin edince 96 bin. 96 bin artı 5 ile 2016 2021 ile gider. O yüzden 96 bini bölmeye lazım 5'e. 96 bini 5'e bölündü, düşecek 19 bin 200 nefer. Demek ki ortalık artım olup da 19 bin 200 nefer. Yani her yıl 19 bin 200, 5 ile 19 bin 200, 5 tane 19 tam onda içeri edecek. Demek ki 96 bin nefer. Düzgün cevap olacak. 19 Temmuz'da şimdi nefer cevap olacak bir bendi. Ölçü hastalığı sayı 17 milyon neferdir. Emekçi ihtiyatı 60 faizdir. Emekçi ihtiyatlarının 15 faizi işsizdir. Ölçüdeki PR ahalinin ve işsizlerin muvafık sayını müeyyin edin. 17 milyon ehalini saydı. Emekçi ihtiyatları 60 faizdi. Yani 17 milyonun 60 faizi emekçi ihtiyattı. Emekçi ihtiyatlarının 15 faizi işsizdi. Yani bunun için biz 17 milyonun 60 faizini tabacık ne kadar emekçi ihtiyatı var ülkede. Çünkü 10-15 faiz işsizde olacak. Demek ki 60 faizi burada 17 milyona tenasül bir tabi burada ben yazmadım tenasülümüz böyle olur. 17 milyon 100 faizi x 60 faizi yahut 100 faizimiz 17 milyondu. 60 faizimiz x'di. Buradan x beraber 60 faiz burası 17 milyon. Bölünsün yüzde edecek 10 tam 12 milyon nefer emek ihtiyatlarını sayı. Yani 17 milyon 60 faizi değil 10 tam 12 milyon nefer. Bu emek ihtiyatlarını sayıdı. Şimdi emek ihtiyatlarını bize diyor 15 faizi işsizdi. 10 tam 12 yahut 100 faizimiz 10 tam 12 ise 15 faizimiz x'di. Bunu tabacık. Böyle tenasüble 100 faizimiz 10 tam 12 milyondu, 15 faizimiz x'di. Bunu tabii 100 faizimiz 10 tam 12 milyondu, 15 faizimiz x'di. Bununla biz işsizlerin sayını tabacık. 15 faiz işsiz neçe nefer ediyor? X beraberdi. 15 faiz burası 10 tam 12 milyon bölünce 100 edince 1 tam %53 milyon nefer işsiz ehali var. 1 milyon 530 bin nefer. Bir de bizden istiyirdi fair ahali. Ne kadar işleyen ahali var. İşleyen ahalinin sahne tapmadığını ötüreyim. İşleyen ahalinin sahne tapmadığını ötüreyim. Emek ihtiyatları bizde 10 tam 12 milyon idi. 10 tam 12 milyonun 1 tam %53 milyon neferi işsizdi. Bunu çıkacak. 10 tam 12'den bunu çıkacak. 10 tam 12 milyon çıksın 1 tam %53 milyon nefer. Ece 8 tam %67 milyon nefer de iktisat çeken PR ahali yahut işleyen ehalinin sahibi. İktisat çeken PR ahali yahut işleyen ehalinin sahibi. Cevap olur böyle. Demeli bizden ne istiyordu? Emek ihtiyatları ölçü PR ahali. PR ahali ece 8 tam %67 milyon. Bir de bizden istiyordu işsizlerin sahibi. İşsizlerin de sahilecek 1 tam %53 milyon. 8 tam %67 1 tam %53 cevap öldü. S'ye bendi. ...2009 yıl için tertip edilmiş ehalinin yaş cins piramidasını esnen demografik böhranın neçenci illerde baş verdiğini müeyyen edin. Yeniden piramidaya bakırıq. Piramidaya bakıp görürük ki, demek 2009 yılı tertip olunub. 10-14 yaşı olanların sayı azdı. Demek 2009 yılda 10 yaşı, 14 yaşı olanlar sayı az olup. Demek bunlar 2014 ile evvel, 2009'dan 14 yıl, 10-14 ile evvel anadan olanların sayı az olup. O gölde 2009'dan 14'den 10'u çıkacak. 2009'dan 14'den 10'u çıkacak. 2009'dan 14'e çıkan diyeceğim 1995. yıl. Demeli demografi böhran başlayıp 1995. yılda. Ve devam edip 2009'dan 10'u çıkan diyeceğim 1999. yıl. Demeli demografi böhran başlayıp
1995. yılda kurtardı, 1999. ilde. 95-99 cevap oldu diye bendim. ...2008. yılda tertip edilmiş yaş cins piramidi esnasında demografi böhranın neçinci illerde baş verdiğini müeyyün edin. Şimdi yeniden bakıyorum. 5-9 yaş arasında olanların sayı azdı. 5-9 yaş. Bu ölçüde 2008'den 5'ten 9'a çıkacak. 2008'den 5 yaşa çıkacak, 9 yaşa çıkacak. 9 yaşa çıkan da 2008'den 9 yaş çıkan da demek demografi baştan başlayıp 1990. yılda. Ve 5 yaşa çıkacak. 2008'den 5 yaş çıkan da gelecek 2003. Demek ki demografi bir oran başlayıp 1999. yılda kurtarıp da 2003. yılda. Bu grafiğe göre bile görüşür. 1999'da başlayıp 2003'de kurtarıp cevap oldu diye bendi. Cedvelde verilmiş ölçülerin urbanizasyon seviyesine göre artma arzuları. Şu kadar en çok demeli vakt aparacak mesele. Ona göre ki demeli biz evvelce kendi hastanın neçe faiz olduğunu tapalıyor. Ondan sonra da 100% kendi hastanın faizin çıkmakla urbanizasyon seviyesinin faize tapabiliriz. Yani buranın hamsi hesaplama istiyor. Birinci sırada 127 milyon 600 bin, yaklaşık 127.6 milyonu 100% kabul edecek, 43.4 milyonu 2% kabul edecek. Ki kendi hasil için faizdi. Onun için böyle bir tanesi kurdu. 127.6 milyon 100%, 43.4 milyon 2%. De milyonları yazmaya ihtiyacı yoktu. Buradan x beraberdi. 43.4 burasının 100 bölünsün 127.6 edici 34%. Demeli birinci ölçüde ahalinin 34% kentte yaşıyor. Şehir ağzını sonra tabasıyor. Kentte yaşayan 34%'di. Şimdi kentte 34% demeli 66% şehirde yaşıyor. Urbanizasyon seviyesi olacak 66. Yüzden 34'e çıkıp 66'ını alırız. Yüzden 34 çıktı demeli birinci ölçüde urbanizasyon seviyesi oldu 66%. Çeşitli ikinci ölçüye. İkinci ölçüde 306.8 milyon nefer ahali yaşıyor. Bunun 55.2 milyonu kentteydi. Kalanı şehirdeydi. Ona göre de 306.8 milyonu 100% kabul edecek, 55.2'ni x kabul edecek. Bu cümle 306.8 milyonu 100% kabul edecek, 55.2'ni x kabul edecek. X beraber 55.2 burasının 100 edecek, 5520 bölünsün 306'dan. 55.2 burasının 100 bölünsün 306.8 edecek 18%. Demeli 18% burada kendi hası var. Demeli urbanıza seviyesi edecek 100 çıkılsın 18, 82%. Urbanıza seviyesi 100 çıkılsın 18, 82%. Çeşit 3. ölçüye. 3. ölçüye 180.8 milyonu 100% kabul edecek, 115.7 milyonu da 2 kabul edecek. Ve demeli x beraberdi. 115.17'den burası 100'e bölücü 180.8'de alacak 64%. Demeli 3. ölçüde 64% ehali kentte yaşayır. Yani urbanca seviyesinde tapmadığına ötürü 100'den çıkacak 64 deyince 36%. 36%. Demeli 3. ölçüde urbanca seviyesi oldu 36%. Şimdi demeli arzılığımız belli olacak. Demeli 1. ölçüde urbanca seviyesi 66, 2. ölçüde 82, 3. ölçüde 36%'di urbanizasyon seviyesi. Şimdi bu rakamlar yerine yazar. Demeli en az demeli 36% 3. ölçüledim. 3. ölçüde 36%. Sonra gelir 66% 2. ölçüledim. 3, 1 ve 82% urbanizasyon demeli 2. ölçüledim. Demeli artırımız böyle olacak. 3, 1, 2. Biraz uzun. Kese yolda bunun yoktu. Böyle çok vakit yapardı bu. Ölçen urbanizasyon seviyesinin azalma arzuları. Eyni. Eyni mesele. Demeli. O yüzden birbaşa diyelim. 83.8 milyon 100%'di. 68.7 milyon. X beraberdi. 68.7 burası 100 bölü 83.8 beraber 83%. Demeli. 83% kendi hasdi 17% ile urbanizasyon. 100'den 83 çıkan da 17 milyon
Deməli, urbanizasiya səviyyəsi. Birinci ölçüdə 17%. İkinci ölçüyə. İkinci ölçüdə 21,9 milyonu 100% qəbuldür. 2,4 milyonu X qəbuldür. X bərabərdir. 2,4 bölsün, 100 bölsün. 21,9 deyəcək 11%. İkinci ölçüdə deməli, kənd əhalisi 11%. Deməli, 89% urbanizasiyadır. 100-dən çıxdıq 11 idi, 89% urbanizasiya. Və üçüncü ölçü, 141 tam, 18 milyonumuz 38 tam, 100% 38 tam, 13 ikisi x bərabərdir. Və bu cür nə? Deməli, 127% aldı, 100-dən 27-dən çıxanda aldı 73%. Deməli, indi bizə deyir azalma arzılığı. Ən çox urbanizasiya burada 2-dədir. 2, sonra 3, sonra 1. 2, 3, 1 cavab olacaq. 2, 3, 1 cavab olacaq Yemendir. Deməli, 2-də 89%, 3-də 73%, 1-də də 17% urbanizasiya səviyyəsi var. Cavab oldu 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ölkə ərazisi xəritədə 9 cm kvadratda göstərilmişdir. Əhalinin sayının 21,6 milyon nəfər, sıxlığın isə 60 nəfər olduğunu bilib, ölkənin sahəsini və xəritənin miqyasını hesablayın. Deməli, birinci növbədə ölkənin sahəsini hesablamağa çalışacaq. Ölkənin sahəsini hesablamaqdan ötürü də əhalinin sayı, yəni 21,6 milyonu, böləcək 1 kvadrat kilometrə neçə nəfər adam yaşadığına, yəni 60-a bölməklə ölkənin sahəsini hesablaya biləcək. Bunun üçün belə yazılır. Sahə bərabərdir. Əhalinin sayı bölünsün sıxlıq. O da bərabərdir. 21 milyon 600 min nəfər bölünsün 60 nəfər bölünsün kilometr kvadrat. Nəfəri ixtisar edəcək cavab olacaq kvadrat kilometrdə. Bu deyəcək 360 min kvadrat kilometr. Deməli, ölkəniz sahəsi edir 360 min kvadrat kilometr. İndi burada kəsik yolla deyilmiyorlar. Uzun yolla da. Uzun yolu bir əvvəlcə göstərimsə sonra kəsik yolu deyəcəm. Deməli, ölçən sahəsi 360 min kvadrat kilometrdir. Xəritədə bu göstərilib 9 cm kvadratla. 9 cm kvadratımız 360 min kvadrat kilometrsə 1 cm-imiz cm kvadratımız deyəcək x, x bərabər 1 cm kvadrat olacaq 360-a böləcək 9-a. 1 cm kvadrat 360 minə vurub 9-a böləcək 40 min kvadrat kilometr. Deməli 1 cm kvadratımız elədik 40 min kvadrat kilometr. 40 min kvadrat kilometrdən kök alacaq. 4-dən çıxacaq 2, 4-dən 0-dan da 2, eləyəcək 200. Deməli, 1 santimiz eləyəcək 200 kilometr. 1 santimiz 200 kilometrdirsə, 1 santimiz 200 kilometrdirsə, 1 bölünsün 200-dən arxasında 5-dən 0 artırmaqla xəritənin miqyasını tapa bilərik. Yəni, 1 bölünsün 200, arxasında 5-dən 0, eləyəcək 1 bölünsün 20 milyon. Bax, bu cümlə tapdıq. Deməli, sahə 360 min kvadrat kilometr, xəritənin miqyası da 20 milyon. İndi bunu bir qədər kəsə cavab oldu, deməli, cavab oldu B bəndi. İndi bunu kəsə nə tərk edə bilərdik? 360 min kvadrat kilometr tapandan sonra 9-dan kök çıxardı 3, 9-dan kök çıxardı 3, 360 mindən də kök çıxardı 600. 600-in kvadrat edir 360 min, 600. Deməli, 3 santimetrimiz eləyəcəkdi, 3 santimetrimiz eləyəcəkdi, 600. 1 santimetrimiz 600 böləcəkdirsə, 230-dən kəsik yolundan tapa bilərdik. 200-ün də arxasını 5-0 artıra bilərdik. Bir də deyirəm, 9 santimetrdən kök alardıq 3, 360 min kvadrat kilometrdən kök alardıq 600, deməli 3 santimetrimiz 600 olacaqdı, 1 santimetr olacaqdı, 600 böləcəkdir, 3 o deyəcək 200 kilometr. Qısaca, məsələn, həlli belə, ölkənin sahəsi 360 min kvadrat kilometrdir, xəritənin miqyası da 20 milyondur. Bilmiyorsun, 20 milyon. K ölkəsində əhalinin artım sürəti yüksək olmasına baxmayaraq, son illərdə həyata keçirən demografik siyasətin nəticəsində əhalinin artım sürəti azalmağa başlamışdır. El ölkəsində isə əhalinin artım sürəti aşağı, yetkin və yaşlı insanlar isə çoxdur. Verilən xüsusiyyətləri nəzərə verilən xüsusiyyətlər əsasən ölkələrə uyğun gələn piramidanı tapın. Deməli, KVS əhalinin artım sürəti yüksək olmasına baxmayaraq, son illər ətin demografik siyasətin əhalinin artım sürəti azalmağa başlamışdır. Əhalisi azalanlar hansılardır? Əhalisi azalanlar, deməli, K ölkəsində əhalinin sayında azalma baş veribdir. Azalma baş verir, uşaqlar, azalma baş verir 4-də. Azalma baş verir 4-də. 0-4 yaşlılar
Deməli 7-8 faizdir, 5-9 yaşlar 8-9 faizdir, 10-14 yaşlılar 13-14 faizdir, 15-19 yaşlılar 11-13 faizdir bu cümle. Deməli son illər görülən tədbirlərin nəticəsində 14 5-9 yaşlı olan 10-14 yaşlara göre 5-9 yaşlı olanlar daha azdı, 0-4 yaşlar daha da azdı. Demek ki burada demografi siyaset hayata geçirip ki son iller demeli artmış yoktu. Son iller tabiatın azalmaya başlayıptı. İkinci ölçüde ise demeli el ölçüsünde ahal matım süre aşağı 70 yaşlı ahal insanlar ise daha çoktu. Yaşlı ahalı harda çoktu. Yaşlı ahalı çoktu. Yaşlı ahalı çoktu. Demeli 2 ile 1'de ama 2'de fikir bölün. Aşağı yaşa düştüğüce əhalının sayı çoxalır. Diğer şey ölçüsü artım sürəti aşağı yetkin ve yaşlı insanlar daha çoxdur. Yetkin yaşlı insan çoxdur. Birinci sütunda yetkin yaşlı insanlar azdır ama ikinci sütunda yetkin yaşlılar daha çoxdur. Va göldə. Demek ki K ölçüsüne aitdi 4, L ölçüsüne aitdi 2. 4-2 cevap olacak Yemen'dir. K ölçüsünde əhalinin artım sürəti çox olmasına baxmayaraq əhalinin azaltmağa doğru heç bir demografik siyaset aparılmamışdır. El ölçüsünde isə əhalinin təbii artım sürəti azaldığına görə əhalinin sayının artırmağa yönelmiş demografik siyaset aparılmışdır. Verilən xüsusiyyətlərə görə ölçülərə uyğun gələn parametrlər müəyyən. Deməli K ölçüsünde artım yüksəkdir və heç bir demografik siyaset aparılmamışdır. Demografi siyaset aparılmamışsa bu yüksek artım devam edilir. O göre yaş azaldıkça əhalının sayı çoxalır. Pramila. Yaş azaldıkça əhalının sayı çoxalır. O göre de K ölçüsüne aitli birinci sütun. Birinci sütun. Deməli birinci sütun oldu K ölçüsüne ait. İndi el ölçüsüne. Son illerde demografi siyaset aparılıb. Yani demografi siyaset aparılıbsa deməli yaş uşaqların sayı artmağa başlayıb. İkinci sütuna baxanda uşaqların sayı azalır. 10-14 yaşdan 5-9 yaş üçün biraz azaldı. 5-9'dan 0-4 üçün biraz azaldı. Yaxud 4-cü sütuna baxın. 4-cü sütunda 10-14 yaşlılar 15% yaxındı. 5-9 yaşlılar 9%, 0-4 yaşlılar 7% azaldı. Deməli, 3-cü sütuna baxın. Deməli, 20-24 yaşlılar 10%, 11%. 15-19 yaşlar demeli 13%, 10-14 yaşlar 13%, 5-9 yaşlar 14%, 0-4 yaşlar oldu 17-18%. Demeli demografi siyaset 3. ölçüde özünü gösterir. Demeli K'ya aitti 1, L'e aitti 3. K'ya aitti 1, L'e aitti 3. grafik. O yüzden düzgün cevabı oldu. Y bendi. Qırab kəsən regionda üzrə əhalinin sıxlığının artma sırasını müəyyən edin. Yəni, sıxlıq azdan çoxa doğru gedir. Birinci qırab kəsən çox sadə testi bu. Elə görkəmlə də bu həll oluna bilir. Deməli, sahəni göstərə bilər. Deməli, sütunun içərisində köndürən xətlər var. Bu sahəni göstərir. Əhalinin sahəni göstərir. Qara sütunlarla. İçərisi qara olan sütunlar da əhalinin sahəni göstərir. Buradakı fərq. İçerisi köndürən xətt olan ne kadar uzunsa sıxlıq azdır, qara sütunlar ne kadar büyüksə deməli sıxlıq çoxdur. İndi daha doğrusu ikisini bir-birinə müqayisə edir. Ən az sıxlıq birinciyə fikir verin, beşinci sütuna baxın. Sahə görün ne kadar uzundur, əhali ne kadar azdır. Əhali bir o kadar azdır. Yəni sahə ilə müqayisə əhali çox azdır. Deməli ən az sıxlıq olan burada 5'dir. 5'dir. İndi rəqəmin de desem 5'in sahəsi 800 min kvadrat kilometr. Əhalinin sayı 4 milyondan biraz çoxdur. Sonra 2-də. Yenə də sahə çox olsun. Gəlir 3-cü sütuna. 3-cü sütunda sahə 650 min kvadrat kilometrdir. Əhalinin sayı 6 milyon nəfərdir. Sonra bərabərləşir. 2-ci sütuna baxın. Sahə 400 mindir. Əhalidə 4 milyondur. Ondan sonra indi əhalinin sayı sahədən böyükdür. Birinciyə baxın. Sahə 350 min əhalinin sayı 4 milyon nəfər. Və ən sıx olandakı sahə 350 min əhalinin sayı qalxdı 6 milyona. Deməli, belə bir vəziyyət aldı. Ən az sıxlıq var burada 5-də, sonra 3-də, sonra bərabərləşdi 2-də,
ehalini sahanı çeşti 1'de ve en büyük sıkıntı oldu 4'te. Demek düzgün zaferi oldu. 5, 3, 2, 1, 4. Cevap oldu A bendi. Uşaklar demeli yeniden tekmini 1 saat yarım oldu. Elden test kalıp onsuz da bunu çattırabilmeyeceğim indi. Bu acıda burada diyandırırım. Kalan 50 testinde ekseriyet onsuzda mesele olduğuna göre meseleler çok vakta barınıyor. Burada diyandırırım. Kalanlar da Allah koysa üçüncüsü de vereceğim. Bu kadar.